Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Radyo Spor'dan, Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz 10.02 gösteriyor. Yaklaşık 2 saat kadar sizlerle beraber olacağız. Bugün biraz tabii telefonu hemen almayalım dedik de bir 5-10 dakika 10 geçeden sonra telefon almaya başlayacağız. Onu da şimdiden söyleyeyim. Özellikle gündemle ilgili bazı detaylar var. Onları aktarmak istiyorum. Tabii hafta içerisinde olduğu gibi gündeme dair soru ve görüşleriniz için 0212 363 04 34 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağım. Evet, 10. hafta derbiyle sona erdi. Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 2-1 yendi. Beşiktaş'a 3 puanı getiren goller 39 ve 64. dakikada Larin'den geldi. Galatasaray'da 81. dakikada Mustafa'nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi. Vodafone Park'ta Galatasaray'a hiç kaybetmeyen siyah beyazlar bu sonucun ardından 20 puana yükseldiler. Tabii maçta dikkat çeken bazı pozisyonlar da vardı. Özellikle Sayın Fatih Terim'in de yapmış olduğu açıklamada bunu da görebiliyoruz. Sayın Fatih Terim özellikle bu penaltı ile ilgili kısımda biraz isyanlı dile getirdi. Takımın penaltısı Sicaldao. Çıkardı o net pen, herkes bunu iyi biliyor, atan da biliyor. Giresun maçında onu attırmadık mı, elinden almış, atmak istemiş, o da varmış. Maalesef bunlar oluyor. Kritik anlarda penaltı kaçırma rekoru bizde galiba. Geçen sezon Deniz Spor maçında Babel ilk penaltıyı atmış, ikinciyi atması gerekirken Emre gelip elinden almıştı. Devreye 3-0 girsek İstanbul'da belki de şampiyon olarak dönerdik avarajla. Mustafa geçen sene kaçırdı, onu kaybetmemek adına İkinci penaltıyı gene ona attırdım. Artık yazılmış, biliyor. Herkes biliyor. Çıkaldao'nun atacağını, topu elinden almak doğru bir şey değil. Takımın penaltıcısı da önde duranı da arkada duranı da bellidir sözleriyle Mustafa Muhammed'e de biraz tepkisini dile getirdiğini söylemek istiyoruz. Sergen Yalcı'nın da maçtan sonra yapmış olduğu açıklamalar var. Zaten bunların detaylarını birazdan yayın içerisine gireceğiz. Programın ikinci bölümünde de detaylı bir şekilde bu konuları konuşacağım ama Sergen Hoca dünden itibaren tabii ligde de dengeler biraz daha değişmeye başladı. Lig adına konuşmak için çok erken. Daha ilk çeyrekteyiz. Önemli olan total başarıdır. Sadece bir maçlık sonuçlar bizi mutlu etmemeli. Mayıs ayına kadar gidecek bir serüven var. Önemli olan Mayıs ayında nerede olduğumuzdur. Bunu sonuna kadar zorlayacağız. Bu şampiyonluk yarışında sonuna kadar zorlayacağız diyor. Trabzon Avrupa'ya damga vurdu. Neden öyle diyorum? Lider Trabzonspor 26 sezon sonra ligin ilk haftasında yenilgi yüzü görmeyen ve liderlik koltuğunda oturan Bordo Maviler İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda ve Belçika ligleri hesaba katıldığında toplam 154 takım arasında ilk 5'e girmiş durumda. Trabzon gibi henüz mağlubiyet almayan diğer takımlar Liverpool, Milan, Napoli ve Freiburg olduğunu görüyoruz. Trabzonspor'da tebrik ediyoruz. Fenerbahçe'de konu başlıklarımıza baktığımızda Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın da yavaş yavaş suyu ısınmaya başlandı haberleri çıkmaya başladı gazetelerde. Neden öyle sürdü? Arka arkaya gelen mağlubiyetler, iç sahada kaybedilen maçlar, artı Avrupa kupalarında kayıplar, Avrupa kupa maçı sonrası söylemiş olduğu cümleler camia içerisinde çok büyük tepkilere yol açtı Vitor Pereira açısından. Yönetim cephesinde ise Pereira'ya tepkiler günden güne büyüyor. Sayın Başkan Ali Koç Alanya yenilgisi sonrası yoğun maç takviminden yakınan Portekizli'ye iki kulvarda ilerleyecek kadromuz var, maç yoğunluğunu mazeret değil sözleriyle doğrudan mesaj gönderdi Vitor Pereira'ya. Tabi burada biraz da bu konuyu açmamız gerekirken şunu da söylemek istiyorum. Özellikle üçlü sistemle ilgili camia içerisinde de Vitor Pereira'ya biraz tepkiler var. Dörtlüye dönmesi yönünde tepkiler var. Ama teknik direktörün kesinlikle bu konuda taviz vermeyeceği konuşuluyor. Önünde üç tane çok kritik maç var. Konya maçı, Avrupa Kupası maçı ve arkasından da yine ligde bir derbiye çıkacak. Galatasaray derbisi. Bu üç maç
Vitor Pereira'nın camia içerisinde konuşulanı söylüyorum. En önemli kritik maçları bir Bermuda şeytan üçgeni. Eğer bu üç maçta istenilen sonuçlar elde edilemezse Vitor Pereira ile ilgili de radikal bazı kararların alınabileceği konuşuluyor. Tabi Sayın Başkan Ali Koç'un en büyük isteği geldiği zaman da hep bununla ilgili açıklamalar yapmıştı hatırlarsanız. İşte imza atmış olduğum teknik direktörle sezon sonuna kadar veya sözleşmesi bitinceye kadar devam etmek düşüncesinde olduğunu biliyoruz ama maalesef şartlar buna pek müsaade etmediğini belirtelim. Evet, Serdar Tatlı son konu başlığımızda Serdar Tatlı'nın istifasından sonra MHK Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı'na Mustafa Çulcu'nun geleceği konuşuluyor. Özellikle TGRT'de yayınlanan spor programında sevgili Tahir Kum iyi bir gazetecidir, iyi de bir habercidir. Yeni MHK Başkanı'nın Mustafa Çulcu olduğunu açıkladı. Çulcu'nun ekibinde Muhittin Boşat, Ünsal Çimen ve Sabri Çelik'in olması beklendiğini söyledi. Tabii bununla ilgili de birkaç gün içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun da karar vermesi gerekiyor. Serdar Tatlı'nın istifasından sonra kulüpler biliyorsunuz bununla ilgili herhangi bir baskı yapmadığını, sadece hakemler yönünden bazı istekler olduğunu, yani MHK başkanlarının değişmesine rağmen hala saha içerisinde hakemler yönünden çok fazla hataların yapıldığını konuşuyor. Dün de Sayın Fatih Terim'in de söylemiş olduğu o penaltının tekrarlanması konusu, ayrıyeten de birçok TV yorumcusu, birçok haber yorumcuları, TV'deki yorum yapan haber hakem yorumcuları da bu konuyla ilgili de net bilgilerini verdiler. İşte penaltıların uygulanması, yeniden atılması yönünde açıklamalar yaptılar. Sahada her türlü maalesef sıkıntılar yaşanıyor ama burada tabii ki önemli olan saha içinin biraz daha toparlanması. MHK başkanları son 4 seneye baktığımız zaman, son 2 seneye bakalım hatta özellikle, son 2 senede 4 veya 5 tane MHK başkanı, her 6 ayda bir, her 5 ayda bir MHK başkanlarının değiştiğini görüyorsun. Ama kurullarla ilgili, hakemlerle ilgili en ufak bir değişikliğin olmadığını görüyorsun. Zaten Kulüpler Birliği de bundaki şikayetlerini bol bol dile getirdiler. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'le defalarca yapılan toplantılarda bunlar dile getirildi. Biraz daha kulüplerin, özellikle Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı ve diğer kulüp başkanları, Rize Spor Kulübü Başkanı da aynı şekilde çok yoğun bir şekilde bu konunun düzelmesi yönünde çabalar sarf ediyorlar. Gelen bilgilerde bu yapının artık yavaş yavaş istenilen seviyeye gelmesi için yoğun çabaların, yoğun gayretlerin ortaya konduğu yönünde. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde zaten birçok hakemlerin de uzunca bir süre görev almayacağı, hatta sezon sonunda da bazı hakemlerin de tamamen buradan ellerinin çekileceği, işte baba, oğul, dede, torun, amca, dayı, ne bileyim iş ilişkileri olanlar, aynı kitaplarda ortak olanlar, birbirlerinin hukuk bürolarında çalışanlar tarzı bu yapının da tamamen ortadan kaldırılması yönünde yoğun çabalar sarf ediliyor. Tabii ilk anlamda bu sert hareketten sonra biliyorsunuz hemen MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti. Kurullarda da yavaş yavaş bazı operasyonların yapılacağı konuşuluyor. Detaylı olarak baktığımızda tekrar şöyle bir hatırlatayım. Çok kısa bir araya gireceğiz. Hem derbiyi ikinci bölümde biraz daha fazla konuşacağız. Buradaki hakem kararlarını konuşacağız. Sayın Fatih Terim'in, özellikle Çıkaldao'nun Mustafa Muhammed muhabbeti, işte o penaltı pozisyonu ve penaltının tekrarı ile ilgili konuyu konuşacağız. Sergen Yalçın açıklamalarını konuşacağız. Trabzonspor'la tek aynı şeyi söylüyorum. 154 takım arasında ilk 5'e girdi. Tebrik ediyoruz. Avrupa'ya damga vuran bir Trabzonspor var. O konuyu detaylı bir şekilde paylaşacağız. Fenerbahçelilerden de Vitor Pereira ile ilgili düşünceler, sistemle ilgili, kalan maçlarla ilgili düşüncelerini tekrar soracağız. Serdar Tatlı istifasından sonra MHK Mustafa Çulcu konusunu tekrar açacağımızı belirtelim. İsterseniz kısa bir ara verelim. Aradan sonra 0212 363 04 34 numaralı telefonumuzun da açık olduğunu söylemek istiyorum. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, mesajlara baktığımız zaman şu an Ayaz Ağa Sarıyer Dolmuşu'nda dinleniyormuşuz. Oradan mesaj geldi. Bizi dinleyen herkese de selamımızı iletmek istiyoruz. Ayaz Ağa Sarıyer Dolmuşu'nda bizi dinleyenlere. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın.
Aydın abi, günaydın. Merhabalar, kimle görüşüyoruz? Merhabalar, iyi haftalar, kolay gelsin öncelikle. Güngören'den Sait ben, Beşiktaş taraftarıyım. Nasılsın, iyisin Aydın abi? Çok teşekkürler Sait Bey, iyiyim, siz de iyisinizdir inşallah. Sağ olun, biz de iyiyiz. Güne güzel bir başlangıç yaptık. Beşiktaş'ımızın sayesinde ilk önce Beşiktaş futbolcularını tebrik ediyorum hepsini. Başta Sergen Yalçın hocamız olmak üzere tüm futbolcuların ellerini, ayaklarını, yüreklerine sağlık. Ama ilk öncelikle bir dipnotla başlamak istiyorum Aygün abi sözlerime. Şöyle, dünkü derbiyle alakalı. Dün atanı tutanı bir takımın iyisi, o takım kolay kolay maç kaybetmez derler. Beşiktaş bunun bir örneğini gösterdi dün akşam bence. O omurga diyorsun sen, omurga. Omurga. Kaleden başlayıp forvete kadar giden. Aynen. Ersin kurtardı, Larin attı. Diğer futbolcularımız da ellerinden gelen fazlasını gösterdi. Lakin ben şimdi herkes diyecek ki hani Ersin ya da işte Larin diyecek. Ama ben dün akşamki maçta izlediğim kadarıyla dün sahada öyle bir Umut Meraş vardı ki Aygün abi. Ben Barcelona'dan bir oyuncu defans almış koymuş gibi seyrettim. Belki abartıyor olabilirim birazcık ama gerçekten çok iyi top oynadı. İnşallah da böyle de devam eder Umut Meraş. Necip Galatasaray forvetleriyle adeta boğuştu. Josef öyle. Dün bence tabii Ersin ve Larin'i ayrı bir parantez koyuyorum. Onlar gerçekten de çok formdaydı. Maça bilenmişler yani Aygün abi. Belli ettiler kendilerini. Bir de dün ben bir şey dikkat ettim. Siz maçı seyretmişsinizdir muhtemelen Aygün abi. Gezal'ın ortaları hep arka direkte Larin. Acaba bu ortalar, bu pozisyonlu antrenmanlarda ikisi arasında çalışılmış mı? Çalışılmıştır. %100. Yani %100 çalışılmıştır diye ben de öyle tahmin ediyorum. Çünkü her pozisyonda yani Gezal'lı olan her ataklarda hep Larin'i görmeye çalıştı. Bir de mesela sahaya çıkarken dikkat ediyor musun mesela? Veya ikinci yarı öyle diyeyim ben sana. Mesela futbolcular sahaya çıkarlar işte orta sahada falan böyle hafif hafif sohbetlerini izlersin. Daha maç başlamadan önce, ikinci yarı başlamadan önce futbolcular mesela birbirleriyle yan yana konuşurlar. Bazı isimler konuşurlar işte şöyle orta yap ben buradayım falan tarzı. Anlatabildim demek istediğimi? O tarzda konuşmalar ama bunlar bu tip organizasyonlar idmanlarda defalarca çalışılan bir organizasyon. Defalarca çalışılmış ama kanat organizasyonu belliydi. Son sözüm olarak da şunu söyleyip kapatıyorum. Fazla da vaktinizi almayayım Aygün abi. Bu hakemlerin bu son dakikalardaki şeyleri uzatma istekleri hakikaten artık ayyuka çıkmaya başladı diye düşünüyorum. Çünkü 5 dakika tamam. 5 dakika dün akşamki derbi için uygun bir vakit. Ama out'u oynatıyorsun, degajı yaptırıyorsun. Degaj geliyor, korner oluyor. Kornerden kaza bela şansa keza Galatasaray o golü atsa +6 +7'de Galatasaray beraberliği sağlayacaktı üzücü bir şekilde. Ki bunu bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Galatasaray ikinci yarıda düşmesine rağmen ilk yarıdaki hani Beşiktaş'la dengeli başı baş oyunuyla ben hafif hafif maçın berabere biteceğini düşünüyordum Aydın abi. Çünkü maçın hakkı beraberlik gibi gözüküyordu ki Beşiktaş biraz vitesi arttırarak maçı aldı. O yüzden hakemler şu son dakika olaylarını da artık şu degaj oynatma isteklerini topu havada bitirme yani bittir. Biz de artık dün hakikaten Galatasaray Beşiktaş'ı zaman zaman çok bunalttı. Fena da oynamadılar. Dün bayağı yani Avrupa'dan çıkmış olmalarına rağmen bu arada Avrupa'da aldıkları galibiyetten dolayı Galatasaray'ı da ayrıyeten tebrik ediyorum Aygün abi. Ülke puan açısından çok önemli, doğru. Ülke puan açısından çok önemli. O yüzden dolayı da bu hakemlerin bu son dakika şeylerini biraz daha yapmalarını istiyorum. Çok teşekkürler. Artık inşallah bundan sonra da pazar günleri maç olur Aygün abi.
2,5 yıl oldu Marsilya demeydi. Pazar günü maç yaptırana ya kadar ben bunu her programda şöyle söyleyeyim. Özellikle bu hafta ile ilgili çok teşekkürler. Çok kendine çok çok iyi bak Sait kardeşim. Şimdi bu hafta ile ilgili çok fazla telefon geldi. İşte niye pazar oynamıyoruz da pazartesi oynuyoruz diye. Şimdi tekrar aynı şeyi söylüyorum. Beşiktaş'ın Avrupa maçı salıydı. Galatasaray'ın perşembeydi. Yani biraz daha fazla, hani Beşiktaş'ta arkadaşlar çok fazla isyan ediyor da, sanki Beşiktaş biraz daha fazla dinlenmiş olarak maça çıktığında söylememiz lazım. Yani ondan dolayı bu tip konularda haksızlık yapıldığını söylememiz yanlış olur. Bir de hafta içi biliyorsunuz Avrupa Kupa maçları var işte. Konferans Ligi yok, UEFA Avrupa Ligi yok, Şampiyonlar Ligi. Ona göre fikstürlerde ayarlanmalar yapılıyor. Ha, bazen ufak tefek aksamalar oluyor mu? Oluyordur ama yani bunların altından bir art niyet aramak bence yanlıştır. Bunlar biliyorsunuz sezon başı öncesi yapılan plan programlardır. Onu da belirtelim. Evet, hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Ben Alper, İstanbul'dan arıyorum, Galatasaray taraftarı. Hoş geldiniz Alper Bey. Buyurun. Hoş bulduk. Dün tabii üzüldük yani. Bir puan alırız diye düşünüyordum ben dünkü oyundan sonra ama birkaç eleştirim olacak. Onlarla alakalı aramak istemiştim. Buyurun. Şimdi ben 42 yaşındayım. Herhalde Iorfa'dan bu yana Galatasaray forveti izliyorum. Halil Dervişoğlu'nu bitiricilik anlamında Iorfa'dan bir üste koyarım en fazla yani. Hani ben amatör kümede yöneticilik yapıyorum. Benim amatör kümedeki futbol takımımda Halil Dervişoğlu'nu oynatmam. O kadar net söylüyorum. Herkes penaltıya takılıyor. Fatih Hoca maçtan sonra penaltı tekrar edilmeliydi falan filan gibi şeyler mi söyledi? Tam duyamadım ama. Yani o tarz bir cümleleri var. Ya penaltıya gelene kadar penaltının öncesindeki pozisyonda Halil Dervişoğlu'nun atamadığı pozisyonu gördünüz mü? Gördüm. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ve sırf bu maça yönelik de değil. Hiçbir maçta son vuruşu beceremiyor bu adam. Sıfır. Son vuruşlarda biraz sıkıntı var ama zaman içerisinde onları çözecektir. Yani daha çok genç biliyorsun. Biraz mı sıkıntı var? Ya öyle demek fayda var. Öyle demek de fayda var. Son vuruşu yok adamın ya. Bu kadar kötü. Ya gol istatistiği kaç? Bir gol attı mı Galatasaray? Yarım devre oynadı. Yine geldi yarım devre daha oynuyor. Bir tane golü yok ya adamın. Bu kadar kötü son vuruşu olamaz bir forvetin ya. Ve bu bence geliştirilecek bir şey değil. Adamda yok bu yani. Zamanla bu hani yeteneği oluşmayacak bu adam. Bu adam böyle. Bitiriciliği yok. Ve biz ısrarla Fatih Hoca ısrar etmeye çalışıyor. Ben bunu çok yanlış görüyorum. Ayrıca ben bir Galatasaraylı olarak Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya ve özellikle Konya maçından sonra Beşiktaş maçında da ya bu kadar mahkum oynamayı kabul edemiyorum. Yani biraz önce arayan Beşiktaşlı arkadaşa inanamıyorum. Biz mi bunaltmışız Beşiktaş'ı? Ya adamların 3. bölgesine gidemedik ve bu hep böyle devam ediyor. Yani ben artık ya ben bu şu anda oynadığım futboldan inanılmaz derecede rahatsızım. Konya maçı da öyleydi zaten ya. Derbiden önceki hafta oynanan maçta baktığımızda. Lazio maçı farklı mıydı? Lokomotiv Moskova maçı farklı mıydı? Avrupa maçlarında biraz daha ben Avrupa maçlarında biraz daha farklı Galatasaray görüyorum, açıkça söyleyeyim. Biraz ya, daha iyi motive oluyor Galatasaray. Avrupa maçlarında biraz daha farklı oynuyor, farklı düşünüyor. Yani lig ile Avrupa arasında çok büyük fark var Galatasaray'da. Hep mahkum oynuyoruz. Hep mahkum oynuyoruz Aygün Bey. Böyle bir şey, ben böyle bir futbolu kabul etmiyorum. Ayrıca bu Morutan'ın sürekli oyun dışına alınıyor olmasından çok rahatsızım. Bu çocuk her dakika skoru değiştirebilir. Yani işte Beşiktaş oradan çok geliyordu da onun için Babel'le tutarım falan filan. Ya olmuyor Aygün Bey, ben bilmiyorum. Genelde 60-65'lerden sonra Fatih Hoca'nın klasik böyle bu Morutan çıkmaları var. 60'larda, 65'lerde var yapıyor onu. Ben bunu bir öz eleştiri olarak rahatlıkla söyleyebiliyorum. Hatta fena da gitmeyen bir zamanda bunu söyleyeyim ki sonrasında İleride, yani söylemiş olduğumu söyleme anlamında. Olmaz Fatih Hoca, çok yanlış. Yani en iyi aldığımız galibiyet sonrasında bile ben yok artık istemiyorum yani bu kadar mahkum Galatasaray, bu kadar hatalarla dolu oyuncu tercihleri yanlış yapıyor ve yani kimse de hakem ya bakın bunu şöyle söyleyeyim, Tekşerya'nın oyunda kalması aslında birazcık daha eleştirilebilecek noktası olabilir hakemin. Onu söyleyeyim. Yani 3-4 tane sarı kartlık pozisyon. 36 tane faul yapılmış. 5 tane sarı kart çıkmış. Yani genellikle dün hakem yorumcularını dedim. 8 veya 9 sarı kart olabilir cümleleri var. Bazı pozisyonlarda sarı kartların verilmemesini tepki gösteren hakemler var. Ama genel anlamda hakemin Fırat Aydınus'un çok fazla ön plana çıkmadığını söylememizde fayda var. Yani daha önce çok derbi
derbilerde neler konuştuk biliyorsunuz. Belki o penaltı pozisyonu ile ilgili konuşulabilir. Hani tekrar edilme anlamında. Edilebilir mi? Edilebilir. Ama ona baktığın zaman da bu pozisyonda bu tarz çok fazla penaltı var. Ben bir Galatasaraylı olarak yani 35 senesini bu tribünlere harcayan bir adam olarak dünkü maçla alakalı hakem konuşmak istemiyorum. Ben dünkü maçla alakalı Halil Dervişoğlu konuşmak istiyorum. Morutan'ın oyundan çıkışını konuşmak istiyorum. Bu kadar da mahkum Galatasaray'ı oynatan Fatih Terim'in. Muslera ile ilgili bir şey söyler misiniz? Efendim? Muslera ile ilgili. Bir de o var. Son olarak onu da söyleyecektim. Ben en son gittiğimde 3-0 yenildiğimiz bir maça gitmiştim galiba İnönü'deki. Onda da çok çıldırtmıştı beni. Bu Muslera'ya İnönü'de bir şeyler oluyor. Yani Beşiktaş'a karşı özellikle Vodafone'da yediği gollere bakın, sırf bu sene de değil. Daha önce de çok kötü goller yemişliği var. Yani tamamıyla öyle bir gol yenir mi ya? Hele ilk yediği gol olacak iş değil yani. Şimdi bir yandan tabii bunu da konuşmak lazım. Dolayısıyla hani ya hakemdir, şudur budur. Dünkü nasıl ki, ama şunu da söyleyeceğim, ufak bir serzeniş olmuş olsun. Nasıl ki bizim Beşiktaş 2-0 yendiğimiz maçta bir taç için Bülent Yavuz'a haksızca yüklendilerse, çok haksızlardı o gün. Bülent Yavuz çok iyi maç yönetmişti. Galatasaray büyük bir üstünlükle ve eze eze aldığı maçtan sonra o tacı konuştular. Ben de ne kornerden önceki faulü konuşurum ne de penaltı tekrarını konuşurum. Bunlar ufak işler. Bunlar çok skora etkileyecek işler değil. Bizim biraz dönüp kendimize bakmamız lazım. Fatih Hoca bilmiyorum yani, üzüyor peki, beni çok. Görüyorum bunu yani. Çok teşekkürler Alper Bey. Kendinize iyi bakın. Çok mersi. Sağ olun. Mustafa Şahin. Aygün abi, Gaziantep'ten Mustafa Şahin. Herkes Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeli diyor. Peki Beşiktaş'ın verilmeyen penaltıları ne olacak demiş Mustafa Şahin. Yani pozisyonlarla ilgili dün akşam baktım, yayıncı kuruluştaki hakem yorumcuları Lale Orta vardı, Deniz Hoca vardı, bir hakem daha vardı, ismini hatırlamıyorum şu anda. Pozisyonları tek tek, akşam saatlerine tek tek, yani o sarı kart pozisyonlarına kadar incelendiğini söyleyeyim. Dediğim gibi sarı kartlarda biraz hakemin daha fazla kart göstermesi gerektiğini söylediler ama o penaltı pozisyonlarıyla ilgili yani tek bir pozisyon var işte, o da o pozisyon. Orada da zaten hakem yorumcuları Galatasaray'ın kaçırdığı penaltının tekrar edilmesi yönünde yorumlarda bulundular. Yasin Nacak, merhaba abi, günaydın. Bence derbide maçın haki adamı Fırat Aydınus'tur. Taş gibi maç yönetti, hatasızdı demiş. İyi yayınlar demiş Yasin Nacak. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın abi. Merhabalar, kimle görüşüyoruz? Özgür, ben İzmir'den arıyorum. Hoş geldiniz Özgür Bey, buyurun. Ben Fenerbahçeliyim. Şöyle söylemek istiyorum. İyi taraftar, kötü taraftar var. Şimdi iki hafta öncesine kadar, yani Trabzon maçına kadar biz Pereri'yi yukarı kadar çıkardık, gökleri çıkardık. Ama Trabzon maçından sonra... Vitor'dur, vardır bir bildiği muhabbetlerin yapıldığı dönem diyorsun. Tabii ki, aynen. İşte şöyle hoca, böyle hoca falan filan dendi. Tamam, güzel. Ama şimdi iki maç kötü gittik diye neden bir anda istifa ettin ya da Ali Koç başkanımıza neden kötü şeyler söylüyoruz? Ben bunu anlamıyorum. Hatırlarsınız Beşiktaş'ta geçen sene böyle düştüğü noktalar oldu. Sonra ne yaptı? Taraftarlarla birleştiler, yükseldiler, şampiyon oldular. Şimdi biz de aynısını yapmalıyız. Biz de birlik olmalıyız. Yani bu takım bizim, bu takım hepimizin. Evet, kötü olan olacak olanlar var ama benim nacizane fikrim, İlk yarı bitmeden Fenerbahçe lider bitirecektir. İkinci yarı çetin maçlar olup şampiyon olacağımızı şahsım olarak düşünüyorum. Burada, sizin görüşünüz ne abi? Burada sevgili Özgür kardeşim, burada tabii tartışılan nokta 3-4-3 muhabbeti. Yani aslında Vitor Hoca ile konuştuğun zaman kardeşim diyor, biz üçlü defans değil aslında beşli defans yapıyoruz. Kimse farkına varmıyor ama senin iki kanadın yardıma gelmiyor. Şimdi Fenerbahçe'nin son dönemlerde yediği gollere baktığın zaman sağdan ve soldan gelen toplar, ceza sahası içerisinde buluşan futbolcuların çok rahat bir şekilde, rakip futbolcuların çok rahat bir şekilde gol attığını görüyorsun ve senin defanstaki futbolcuların ikili veya üçlü anlamında yalnız kaldığını görüyorsun. Yani kanatlardaki Ferdi ve Osayi'nin defansa yardım etmediğini görüyorsun. İşte herkesin eleştirdiği nokta bu. Biraz daha buna dikkat edilmesi, ama zaten bu iki futbolcunun zaten defansif özelliği çok fazla yok. Burada biraz daha transfer hatası olduğu konuşulabilir. Öte yanda Fenerbahçe'nin forvet anlamında, şimdi Berişe'yi almışsan Berişe'yi oynatacaksın. Evet. Oynatacaksın bunu. Yani Ener Valencia'yı
Ekvador'dan getiriyorsun. Şimdi kimse kusura bakmasın. Bunları anlatacaksın. Bunlar bak. Her zaman ne diyoruz? Takım iyi de gitse, kötü de gitse gerçekten neyse onu söyleyeceksin. Ekvador'dan getiriyorsun. Doğru mu? Evet. Sabaha karşı getiriyorsun. Çocuk işte uyuyor. Ertesi gün maça sokuyorsun. Doğru mu? Burada bir hafta dinlenmiş olan Ener Valencia'yı oynatmıyorsun. Sonradan oyunu alıyorsun. Bunlar yanlış hamleler. Peki abi sizce Vedat Muriç alınmalı mıydı? Yani Berişa mı Vedat Muriç mi mesela? Şöyle söyleyeyim. Berişa'ya baktığın zaman, geçmişine baktığın zaman iyi bir isim olduğunu görüyorsun. Hatta geldiği zaman bile iyi transfer dedik. Ama Vedat Muriç'le ilgili o dönemde şunu söylememize fayda var. Bakın bunu defalarca söyledim. Tekrar söylüyorum. Sayın Ali Koç'un, Sayın Emre Belezoğlu ve Sayın Erol Bulut'la yapmış olduğu bir toplantı var. Toplantı şunu söylüyor. Arkadaşlar diyor, ben bu para işini hallettim diyor. Bakın net söylüyorum. Vedat Muriç'i satmamıza gerek yok diyor. Yani 17 milyon euroyu satmamıza gerek yok. Ben para işini çözdüm diyor. Emre Belezoğlu, Sayın Başkan diyor, biz diyor öyle bir golcüler getiriyoruz ki diyor. Vedat Muriç'i satarsak paramız olur, kafamız rahat eder ve getireceğimiz isimler de çok takıma katkı sağlar diyor. Aslında o dönemde Vedat Muriç satılmasaydı belki de bugün çok daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Doğru söylüyorsun abi. Yani neden bizimle bir Vedat Muriç'imiz falan olmasaydı abi? Aynen olabilirdi. Yani bak mesela Trabzon bu anlamda çok şanslı. Charlott, şimdi Cornelius konuşuyorsun, doğru mu? Evet, Vedat Muriç de ben sana söyleyeyim satılmayabilirdi. O bence büyük bir hata. Ama o dönemde Sayın Başkanı, Sayın Ali Kaç'ı yanlış yönlendiren, kimse kusura bakmasın, Erol Bulut'la Emre Belezoğlu'dur. Bunu herkes evet bilsin. Çünkü birebir Sayın Başkan, ben bu para işini çözdüm, satmayabiliriz cümlesini birebir biliyorum. Hayır, satıyorsun bari karşılığında iyi bir şey gelsin. Biz de ama o dönem baktığın zaman getirmiş olduğun golcülere bakıyorsun, üçünü toplasan bir tane böyle golcü etmediğini görüyorsun. Kimse kusura bakmayacak. Tabii. O bir transfer hatasıdır. Peki burada suçlu yine Ali Koç olmuyor değil mi abi? Yani Emre burada şimdi olsun. Burada şimdi tabii ki ya şimdi her zaman bir numarayı her zaman suçlu yaparsın. Nedir o bir numara? Patron, ne dediğimiz patron, yani kulübün başkanı. Hadi. Ama şimdi altındaki kişinin vermiş olduğu rapor doğrusu bir çalışma yapıyorsun ama altındaki kişinin vermiş olduğu rapor yanlış çıktığı zaman da karar merciği sen olduğun için suçlu sen oluyorsun. Ama bence burada suçlu Sayın Ali Koç değildir, açık söyleyeyim ben size. Burada suçlu Emre Belezoğlu ve Erol Bulut'tur. Onlar satılsın dediği için satılmıştır. Aslında satılmasaydı belki çok daha farklı noktada olabilirdi Fenerbahçe geçen sene ve ondan önceki seneler. Bu sene mesela Ocak ayında Vedat Muriç'le ilgili Sayın Başkan sık sık yok mok gündemde diyor ama Vedat Muriç'in de Türkiye'ye birçok mesajlar gönderdiğini, ara transfer döneminde gelmek istediği yönde haberlerde çıkacak, yakında göreceğiz zaten bunları da. Zaten çıkmaya başladı. Başladı mı? Başladı mı? Twitter'da başladı. Hayırlı olsun. Haber göndermiş, gelmek istiyorum demiş. Yani bu zaten uzun zamandır gelmek istiyor zaten. Ama tabii ki burada şartlar da önemli. Evet. Teşekkür ederim abi. Çok teşekkürler Özgür Bey. Sağ olun. İzmir'e de selamlar, saygılar. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra telefon almaya devam ediyoruz. Tabii bugün biraz 10 geçiden itibaren telefon aldığımız için telefonları da biraz daha kısa tutacağım. Onunla ilgili mesajlar da geliyor. 11-10 geçiden sonra da programın ikinci bölümüne geçeceğimizi söyleyelim. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam. Opet Otobil, şirket araçlarınızla ilgili her şeyi bilir. Şirketinizin ister bir, ister bin aracı olsun, dijital raporlama ve limit yönetimiyle muhasebe kolaylığı sağlar. Araç giderlerini de, konumlarını da tek sistemde gösterir. Siz de Otobil'e geçmek için 444-6738'i arayın. Fark etmez ki fark eder, Opet'se fark eder. En yüksek oranlar sadece Mistikom'da. Sen de Mistikom'a gel, iddianı süper oranlarla oyna, aynı tutarla daha çok kazan. Mistikom'dasın, misliyle kralsın. Vavin akıllı yerden ısıtma sistemiyle kontrol sende. Daha fazlası için vavin.com.tr. Kışın soğukta konforlu yerden ısınma. Vavin.
Maçlar oynanırken son bilgiler, analizler, rakamlar, istatistikler, anlık skorlar, değişen oranlar canlı takipte. Canlı takip Can Küçük Yıldırım ve Vedat Parlak'ın sunumuyla her cumartesi pazar 17'de Radyo Spor'da. Yap bir kupon oyna tuttur, oyna hep oyna kuponu tuttur. Yap bir kupon oyna tuttur, oyna hep oyna kuponu tuttur. Radyo Spor. Reklam. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Binal Ermiş, tabii ki benim demin Ali, yani bu demin Özgür Bey yapmış olduğumuz konuşmadan sonraki mesajda demiş ki suçlu Ali Koçtur, kusura bakma demiş. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. 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 İyi yayınlar. Teşekkürler. Ankara'dan arıyorum. İsmim Mustafa. Fenerbahçe taraftarıyım. Mustafa Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Ben Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Dün kazanan her zaman haklı oluyor Türkiye'de. Tebrik ediyorum. O yani son dakikalarında da bence biraz hak etti Beşiktaş herhalde. Yani baskısını arttırdı. Hı hı. Hani Galatasaray da gerçi maçın uzayan kısmında atak yaptı ama işte şey yapamadı, pozisyonları değerlendiremedi diyeyim. Doğru. Hani maçı da hakem bence biraz hani aşırı Beşiktaş yerde yaptı oyuncular. Ben onu açık konuşmak istiyorum. Hani yani sakatlanmış olabilir de çok aşırı abarttılar sakatlıklarını bence. Ya genel anlamda yani, ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani dün anlamda söyleyeyim, bütün futbolcuların hepsi bunu yapıyor. Yani öyle bir yani düşüyorlar ki sakın, Mustafa işte, öyle bir düşüyorlar ki sanki diyorsun bir herhalde burnu mu kırıldı, ayağı mı bir şey oldu diyorsun. Ben Necip'ten örnek vereyim. Ben hani çıkacağım diye oyunda oturduğu yere hakem devam ettirince bir kalkışı var. Hani o sakatlanan oyuncu o değil sanki. Yani pozisyonunu almak için bir toparlanışı var. Yani sakatlanan oyuncu öyle bir kalkış yapamaz ki yani oyundan çıkacağım diyen. Sivas Adana Demirspor maçı mıydı? Bu hafta bir pozisyon izledim. Futbolcu yerde, hakem bir karar verdi. Adana Demirspor'a futbolcu hakeme bir şeyler söylerken o yerdeki kıvranan futbolcu bir anda ayağa kalktı. Kalktı evet. Görmüşsünüz değil mi o pozisyonu? Onu da hatırlıyorum. Orada da oyuncu, rakip oyuncu yanına yaklaşınca numara yapıyorsun diye ondan sinirlenip kalktı. Yani hakikaten. Aynısı Göztepe maçında Kaleci'de de oldu. Serkan, ben Fenerbahçe maçında da hani izledim. Yani orada da biz ya biraz... Bunlar boş şeyler değil ya. Bunlara yani tenezzül işte, etmeyecek futbolcular. Bunlar yani güzel şeyler değil ya. Ya iki taraf da yaparsa, ben hangisi Fenerbahçe'de yaparsa... Ya onu diyorum sen, bunlar güzel şeyler değil, onu söylüyorum Mustafa. Oyundan soğutuyor yani evet. İnsanları. Bir de oyunun hani hakemi de aldatmaya yönelik hareketler oluyor ondan sonra. Ben orada hani çatır çatır sarı kartları verirsin. Bak çatır çatır sarı kartları versen 2 ay 3 ay... Gerçek sakatlıklarda hakem bu sefer inanmıyor. Oyunu devam ettiriyor. İnanmıyor. Yani devam ettiriyor. Ama evet, sen yani bunun önüne nasıl geçersin? Bunu ne yapacaksın? İki tane, üç maç arka arkaya. Evet. Bütün hakemler çatır çatır sarı kartları göstersin. Bak dördüncü maçta yapıyorlar mı? Yani o ayağı zıp diye ok gibi kalkanlara gösterecek direkt sarı kartları. Ama ne yapacak? Bizim hakemlerimiz korkuyor. İşte efendim büyük takımda böyle yaparsam ben bir sonraki hafta maç alamam. Maç alamazsam ben... para kazanamam şuydu buydu bilmem ne düşündüğünden dolayı maalesef hiçbir şey yapamıyorlar. Ben bir de zaten kendi sahamızda Fenerbahçe'nin ben hiç saha avantajını kullanabildiğine de inanmıyorum. Ne hakem ne seyirci avantajını kullanamıyor 2-3 yıldır. Yani bir şey var üstünde, bir uğursuzluk mu diyeyim, bir şeysizlik mi diyeyim. Çünkü biz Göztepe maçını ben çok iyi izledim maçı baştan sona. Yani 30 kere atak yapıp golle sonuçlandıramayan takım. Hani şimdi antrenör de almıyor diyorlar da ya bir forvet alınmadı bu takıma. Bir santro, merkez. Yanlış, sizin az önceki transfer politikasını bahsettiniz. Hani Fenerbahçe'nin transfer politikasında da açıkçası Yanlışlıklar var. Hı hı. Yani şimdi ondan sonra antrenörü... Ya gereksiz bazı isimler alındı. Gerekli olan yerlere isimler alınmadı. Onu söylemekte i̇şte fayda var. Hakikaten bir hedef forvet alınıp bir oynasa da atamasa biz deriz ki o yönetim başkanı aldı bir... Yani forvet istiyorduk. Şöyle doya doya bir forvet alındı ama yapamadı, gol atamadı diye deriz ama şu an Valencia forvet oynuyor. Forvet değil benim bildiğim kadarıyla şeyi yani. Fener Valencia forvet değil, kanat. Yani işte bir Berisha ile zannedersem Serdar. Gerçek forvet olarak oynayan oyuncular. Onlar da bu maçta yoktu. Yani sonradan girdi Evet şey Serdar yoktu. Vardı. Hı. Ya ben orta sahaya aşırı kalabalık transfer şeyi yapıldı. İrfan Kahveci işte, Mesut Özil. Biz bunlardan yararlanamıyoruz. Ya Mert Hakan Yandaş nerede? İrfan Kahveci nerede? Yani, Burak Kapacak nerede? Bunları sorarım ben. İşte
nerede yani, ben anlayamıyorum. Biz o kadar, bir de hani Göztepe maçında inanın ilk yarı tek kale oynandı bence maç. Ama sonuçlandırıcı gol ayakları olmayınca bence golle değerlendiremedik pozisyonları. Ondan sonra da iki atak iki gol oldu, ya da iki pozisyon iki gol oldu. Biz ondan sonra Fenerbahçe'li taraftarı olarak açıkçası çok üzülüyoruz yani takımımıza. Peki. Aynı şey Avrupa'da da 2-2 bitti maçımız. Yani biz bunları hani bu takım layık değil bence. Oyuncular da kendi çaba gösteriyor ama bir şey eksik. Demek istediğiniz başka bir şey var mı Mustafa Bey? Yok, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, kendinize bakın. TC Nihat Çetin, günaydın. Fenerbahçe bir sezonu daha hocanın taktik inadı, forvet fakirliği ve yönetici beceriksiyle kaybediyor. Şimdi sezon çok uzun, çok şey değişir diyeceksiniz. Ama balık baştan kokar, iyi yayınlar dilerim demiş Nihat Çetin. Tabii şimdi yani bu cümleyi hep söylüyorum, her zaman da söyleyeceğim. Şu anda 40 haftalık bir lig var önümüzde. Daha 10. hafta bitti. Daha yani %25'i bitti diyoruz. Daha %75'lik bir süreç var. Devre arası yaklaşıyor. Devre arasında tabii ki takımlar takviyeler yapacak ama devre arası transferlerin ben pek fazla iyi bakan biri değilim. Neden? Çünkü devre arası transferleri genellikle takımlarında kadroya girememiş, oynamamış veya ne bileyim teknik kadroyla sorunu yaşamış veya yönetimle sıkıntılar yaşamış veya kadro dışı kalmış futbolcuların biraz daha fazla olduğu döneme denk geliyor. Yani bence sezon başı bu transferler daha iyi bitirirse devre arası transfer yapmadan devam edersin ama dediğim gibi devre arasında yani rakibin en iyi oyuncularını alamayacağına göre yedek kulübesine ve oturmuş veya yedek kulübesine bile oturmamış futbolculara transfer etmek bence çok akıl kârı değil demek istiyorum. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. 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 Aygün Bey merhaba. Adım Halil Göktaş. Hoş geldiniz Halil Bey. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim. Teşekkür ederim. Fenerbahçe taraftarıyım. Daha önce de ara ara görüşmelerimiz oluyor. Bağlanıyorum yayınınıza. Fenerbahçe Kongre üyesiyim. Yüksek divan daha önce... olmadık galiba değil mi? Nasıl? Yüksek divan daha var mı vakit? Yüksek divan olmaya. Az kaldı. Çok az kaldı. Benim de az kaldı. Belki de aynı dönem olacağız bakalım. Olabilir. Şimdi az önce Vedat Muriç konuşuluyordu. Hı hı. Ben size bunun hakkında bir iki şey sormak istiyorum. Tabii. 17 milyon euroya satıldı değil mi Vedat evet, Muriç? Evet. Hı hı. Şu anda Türkiye'de 17 milyon euro edebilecek bir oyuncu var mı? Tüm takımları sayarak söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Yani baktığınız zaman açıkça söyleyeyim. Mesela Uğurcan eder. Bak söylüyorum şimdi. Kim eder? Zalai eder. Yani bir sürü isim sayabilirim size. Aygün Bey, Türkiye'de veya şöyle söyleyeyim. Kaç tane 17 milyon euro oyuncu satıldı bugüne kadar? Yani bir elin 5 tanesini geçmez. Beş parmak. Geçmez. Bugün 17 milyon euro 190 trilyon para yapıyor. Orada kulüpte kim varsa satılır. Yanında bir de eşantiyon verilir. Vedat Muriç değil bir başkası. Şimdi geçen yıl finansal fair play'den Fenerbahçe'nin sıkıntılarını biliyoruz, transfer yapamadığını. Şimdi burada bu futbolcunun satılması hata değil, alınan futbolcular yeteri kadar kaliteli. İşte onu anlattım bence, zaten yani orada yanıltılan, başkanı yanıltan kişilerin kim olduğuna söyledim ben demin. Yani şimdi burada yanılma yok, iyi çıksaydı Emre çok iyi yapmış olacaktı. Veya ben Emre'yi korumak için de söylemiyorum bu arada. Hı hı. Atıyorum aldı iyi çıksaydı bugün onu konuşmayacaktık. Bugün doğru çok farklı şey konuşacak. Şimdi, tabii ki şimdi 71 tane futbolcu transfer etmiş Ali Koç. 71'in 10 tanesi tutmamış. Şimdi bir Samata'ya mı takıldık bunu yanlış yaptı diye? Doğru mu? Yani o döneme bakarsanız transferlerde çok hatalar yapıldı. Şimdi geçmiş dönemde Ali Koç'a seçimlerde oy vermiş birisiyim. Hatta daha önce de söylemiştim, bu hayal ettim Fenerbahçe'yi sen anlayamamışsın diyen kişi de benim, Sayın Ali Koç'un Florya'daki bir otelde toplantıda. Ha, o soru şey, o muhabbette sizle mi yaşadı? Hı-hı. Evet, ama onu benle yaşadı. Ben hakikaten anlayamamışım hayal ettiği Fenerbahçe'yi ama inşallah önümüzdeki günlerde veya yıllarda yaşayacağız. Yani o dönem hakikaten ben burada borçlar 600 milyon euroların üzerinde dediğim zaman bana eski yöneticiler bile telefon açarak neler söylediler. Şimdi bundan anlatmak istemiyorum telefonlarda. Burada anlatmak istemiyorum. Ama rakamlar hakikaten 600 küsür milyon euroların üzerinde çıktı. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Ama yani ilk dönem ben her zaman ilk dönem başkanların ben her zaman şunu söyleyeyim. Önce şunu söyleyeyim. İki dönem hak eder her başkan. Doğru mu?
En az iki dönemde. Kesinlikle. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. İlk dönem Sayın Başkan'ın finansal anlamdan kulübü düzeltme dönemiydi. Hakikaten mali tablo çok kötüydü. Onu söylememize fayda var. Ben o konu hakkında lütfen dinleyicilerimizin de affına sığınarak sizden 2 dakikalık konuşma süresi istiyorum. Buyurun. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım yaklaşık 20 yıllık bir başkanlık yaptı. Hı-hı. Bu 20 yıllık başkanlık sürecinde bize çok güzel başarılar da yaşattı. Çok üzüldüğümüz son dakikalar da yaşattı. Bununla beraber Fenerbahçe bir şike davası adı altında bir söylemle kulübü neredeyse yerle bir ettiler. Doğru mu? Doğru. Fethullahçı terör örgütünün operasyonu. Bu süreç içerisinde tek tapusu olmayan bir kulüp kendi stadını kendi yaptı. Kapalı spor salonunu kendi yaptı. Her ne kadar sponsorlar da olsa bu iş sonuçta... Bir başarıdır. Doğru. Bununla beraber Samandıra tesisleri tamamlandı. Dereağzı tesisleri yapıldı. Ankara Gölbaşı yapıldı. Pendik, işte Topuk Yaylası yapıldı. Gebze'de arsalar alındı. İşte futbolcuların kalabilmesi için Acarkent'ten villalar satın alındı. Şimdi bunları yaşarken Fenerbahçe öyle bir darbe yedi ki bu 2011 sezonunda bir şike davası yüzünden elindeki futbolcular kulüpte kalmak istemedi. Daha sonra otobüsü kurşunlandı, yine elindeki futbolcular gitmek istedi. Şampiyonluklarımız son dakika, son maçlarda kaybedildi. Ve Fenerbahçe bunları yaşarken 600 milyon euro borç. Bunu söylerken rakamı küçümseyerek söylemiyorum. Şimdi 600 milyon euro borcu Fenerbahçe bunları yapmış, kulübü mal sahibi yapmış, arada şampiyonluklar yaşamış, arada Forbes dergisinde Aziz'in mucizesi diye hisseleri en yüksek değere ulaşmış bir Fenerbahçe varken bir anda bu şike operasyonuyla her şey yerle bir olmuş. Doğru mu? Doğru. Doğru. 600 milyon euro borcumuz var evet ama diğer kulüplerin de ondan kalır bir yanı yok. Öbür kulüpler ne yaşadı da 600 milyon euroya yakın borç yaptı? O da doğru. Yani o Fenerbahçe'nin zaman, yaşadıklarının o zaman, bu anlamda hiçbiri yaşanmadı. Hiçbir yaşanmadı değil mi? O zaman Aziz Yıldırım eğer bunları yaşamasaydı bugün borcumuz 600 milyon euro borç mu olurdu Sayın Ali Koç'a teslim edilirken? Olmazdı. 1.6 milyar dolardan rakamlar 300 milyon 400 milyon dolarlara kadar indi o operasyon sonrası zaten. Değer anlamında. Aynen öyle. Hı-hı. Demek ki burada Aziz Yıldırım kulübü batırıp gitmedi. Aziz Yıldırım'ı ve Fenerbahçe'yi bir yok etme çalışması vardı. Ama başarılı olamadılar. 600 milyon euro borçla kurtulmuşsak öpüp başımızın üzerine koyalım. O adamın da bir yıl hapis yatmışlığı var, hakkını verelim. Şimdi bakın Sayın Aygün Bey, siz konuşuyorsunuz. Ali Koç'un ismini ağzınıza alırken her defasında dikkat ediyorum. Sayın Ali Koç diye konuşuyorsunuz. Ama yo, Sayın Aziz Yıldırım. Ben Sayın Aziz Yıldırım. Ben herkese kim olursa olsun. Bakın ben özellikle takip ediyorum. Dersiniz demezsiniz. O beni de ilgilendirmiyor ama bu Sayın Aziz Yıldırım bu kulübe 20 yıl başkanlık yapmış. Bir o 20 yılın 6 yılında ben ceza yedim. Yani biliyorum. Ama bakın lütfen bazen hakkaniyetli olun. Sabahleyin Barış Bey de konuşuyor. Kendisini de yakinen sanırım. Kongrelerde de görüşmüşlüğüm olmuştur zaman zaman. Ama şimdi Aziz bizim Yıldırım'ı söylemiş olduğum bakın vurmanın bir anlamı ama yok. Ama şunu söyleyeyim size. Ali Bey şunu da söyleyeyim. Hiç kimse kurumlardan büyük değildir. Tabii ki değildir. Ben bunu savunmuyorum. Bizim bakın, asıl olan Fenerbahçe'miz bakın, vardır ama. Bir kulüp başkanı Sayın Aziz Yıldırım. Ben hep Sayın derim. Bazen belki Aziz Yıldırım hiçbir zaman demem. Açıkçası herhalde belki kaçırdınız. Sayın Aziz Yıldırım'ın son Sayın Ali Koç'un canlı olarak vermiş olduğu bir basın toplantısı var. O basın toplantısını ben üzülerek izledim. Açık söyleyeyim size. Hiç yakışmayan bakın, basın toplantısı. Ben oralarda değilim. Ama bir şey söyleyeceğim. Ama yani bir şey eleştiriyorsak bunları da göz ardı etmememiz lazım. Tamam ben 20 yıllık bir borç bırakılmış bunun üzerinden devamlı bel altı vuruluyor. Ama diğer kulüp başkanlarında da aynı şekilde. Bugün bakın Ahmet Nur Çebi'yi dinliyorsunuz. Bugün Ahmet Nur Çebi'yi dinlediğimiz zaman, Sayın Ahmet Nur Çebi'yi dinlediğimiz zaman Sayın Fikret Orman dönemiyle ilgili devamlı konuşmalar yapmıyor mu? Fikret Orman dönemini dinlediğimiz zaman da Sayın Demirören doğru. Hayır, Demirören dönemiyle ilgili devamlı aynı şeyler konuşuluyor. Bugün asıl olan zaten onları konuşmak. Fenerbahçe'yi değil, Fenerbahçe'nin yaşanmışlıkları var. Bu yaşanmışlıkları hiçbir kulüp yaşamadı. Fenerbahçe'nin tapusu yokken o kadar tapu defter kalınlığı tapusu olmuştur.
tadını kendi yapmıştır. Devletten katkı anlamıştır. Kapalı spor salonu. Ama bunlar zaten Halil Bey bilinen ve yapmıştır. Halil Bey bunlar zaten devamlı bilinen ve söylenen şeyler. Ama söylenen de herkesin ağzında bir sakız 600 milyon euro borç bıraktı. Kulübü bataklığa teslim etti. Şimdi teslimi bataklıktan kurtarmaya çalışan Sayın Ali Koç oluyor. Mesele ben bunu demek istiyorum size. Anladım. Peki. Çok fazla vaktinizi alacağım. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kendinize bakın. Demin de söylemiş olduğum gibi Sayın Aziz Yıldırım döneminin son dönemleri tribünlere girmiş olduğu diyaloglar, saha içerisinden tribünlere yapmış olduğu laflar, kongre üyelerinin disipline sevk edilmesi, gönderilme çalışmaları, üzerinizdeki formayı ben yaptığım cümleleri, yani bunlar çok fazla yaşandığından dolayı artık Fenerbahçe taraftarı da artık isyan noktasına geldi, onu da söyleyelim. Bunu her yerde söylüyorum. Bir kulüp başkanı kendisinden sonra çıkan bir kulüp başkanıyla ilgili konuşurken de, yani Sayın Ali Koç, Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları hatırlarsınız. Bosphorus Otel'deki, Çırağan'daki yapmış olduğu toplantıda söylemiş olduğu cümleler hakikaten ben böyle gözlerim açık, ağzım açık bir şekilde dinledim. Yani o cümleler söylenecek cümleler değil. Belge bilgi olmadan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na yapılan o transferlerle ilgili hülle yapıldı, bilmem ne yapıldı cümleleri hoş cümleler değil. Bunlar, bu kulüp SPK açık bir şirket. Yani böyle bir cümle söylendiğiniz zaman elinizde belgelerin olması lazım. O belgeleri çıkarıp söylemeniz lazım. Onu anlattım devamlı. Hatta dinleyicimiz mi var? Dinleyicimiz mi var? Pardon. Günaydın. Günaydın. Biraz uzun tuttuk ama buyurun. Yok, estağfurullah. Aygün abi, ben... Kimle görüşüyoruz? Ben İstanbul'dan Ahmet, Fenerbahçe taraftarıyım. Buyurun Ahmet Bey. Aygün abi, dünden beri bağlanmayı söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin teknik ve yönetimiyle alakalı olarak. Yani gerçi bağlanan arkadaşlar da sağ olsun. Herkes aynı vurduğunun üzerine basa basa dile getirdiler. Ancak biz Fenerbahçe taraftarları olarak bu sezon başından itibaren hatta Trabzon mağlubiyeti itibariyle bir yönetimin ve teknik ekibin arkasında durduk. Bunu da Türk medyası da zaten bunu gördü. Ancak ben şunu anlayamıyorum. Gerçi siz de vurguladınız. Forvet Valencia'nın ilk 11'de olmamasına vurgu yaparak. Bu saat itibariyle sadece demek istediğim konuşuyor. Bu saat itibariyle Ferrari değil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bile artık Fenerbahçe taraftarını kesmez istifası yönünden diyorum. Bir daha tam anlatır mısın? Fenerbahçe... Fenerbahçe taraftarı artık Pereira'nın istifası da kesmez. Başarısızlık anlamı da söylüyorsun. Başarısızlık anlamıydı. Kesinlikle artık tamamen yönetime yazar. Yani biz Ali Koç Başkanı ilk geldiği zaman heyecanla... Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Ben Sayın Ali Koç'u veya Sayın Aziz Yıldırım'ı veya Sayın Ahmet Nurşebi veya X Başkanı savunacak değilim. Şimdi forvet anlamında şunu söylemek istiyorum. Şimdi dün bir istatistik vardı. Görmüşsünüzdür, sosyal medyada çok fazla dolaştı bu istatistik. Victor Pereira döneminde bu sezon toplam 15 maça çıkmış Pereira. Bu 15 maçın 3'ünde aynı hücum bölgesiyle maça başlarken, yani 3 tane hücumcuyla aynı maça başlamış, 12 tanesinde farklı isimlerle başlamış. Şimdi yani kadro tercihinde Sayın Ali Koç ne yapabilir? Pekala Aygün abi. Ne demek istediğimi anladım yani. Ben gayet iyi algıladım ama Fenerbahçe yönetimi bunu tamam burada kendine belki büyük pay çıkarmayabilir ama Fenerbahçe taraftarı bile forvetimiz yok, kadromuz yetersiz, forvet hattımız yetersiz. Bunu anlayabiliyor taraftar da. Dışarıdan bir gözle. Fenerbahçe yönetimi yetersiz kadrosun olduğunu farkında değil mi? Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben sosyal medyamda da yazdım. Ben Fenerbahçe kadrosunun yeterli olduğunu düşünüyorum. Peki Aygün abi. En basit örneği. Ya, Alanya maçlarında ceza sahasına içerisinde kaç tane pas atıldı? Bir şey söyleyeceğim. Sistemsel sıkıntı var. Kadro tercihlerinde sıkıntı var. Bak şimdi forvet anlamında diyorsun. Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Adana Demirspor maçında Samat'la Mesut İrfancan. Helsinki maçında Zeiss Mesut İrfancan. Antalya maçında Samat'la Osayi Muhammed. Helsinki maçında Valencia Osayi Mesut. Altay maçında Valencia Osayi Muhammed. Sivas maçında Berisha Mesut Rossi. Böyle gidiyor. Sadece 3 tane maçta
aynı isimle çıkmış. Entra Frankfurt maçı, Giresun maçı, Trabzon maçı. Kimmiş bu üç forvet? Valencia Mesut Rossi ile çıkmış. Yani Fenerbahçe'de şimdi sokakta yürüyen bir Fenerbahçeli taraftar bulalım. Kadıköy'ün Boğan'ın orada dolaşalım. Diyelim ki sevgili arkadaşım, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Trabzon'un ve Fenerbahçe'nin 11'ini 3 aşağı 5 yukarı sayar mısın dediğinde bu 3 takımdan 8 veya 9 tane ismi sayabilir değil mi? Kesinlikle. Fenerbahçe'de 5 tane üzeri sayamaz. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bunda Sayın Ali Koç'un ne hatası var? Bence kadro yeterli. Ben bak tek aynı şey. Ben Sayın Ali Koç'un savunucusuyum. Şu an Sayın Aziz Yıldırım da olsa aynı şeyi söylerdim. Teknik direktörün anlamında. Hatta dün de şunu söyledim. Bak şunu söyledim. Antwerp maçı mıydı neydi? Antwerp maçı sonrası işte bu UEFA Avrupa Ligi ile ilgili bir açıklaması vardı Vitor Pereira'nın. Alişen döneminde olsa Vitor Pereira oradan çıkamazdı. Giderdi evine. Bunu da söyledim dün. Bir teknik direktör böyle konuşamaz. Aygün abi, Alanya maçında Fenerbahçe ceza sahası içerisinde kaç tane topa buluştu? İstatistiklere bakıldığı zaman herhalde bu sezon en iyi, evet, en fazla daha doğrusu ceza sahası içerisinde topu buluşan takımı. Belki. Doğru. Şimdi buna rağmen ceza sahası içerisinde kaleye vurulan şut isabetsiz kaç tane? Ceza sahası çevresinde bile topa vurmaya futbolcular korkuyor. Gustavo. Özgüvenleri bak, futbolda biraz özgüven olayı vardır. Niye korkuyor biliyor musun? Atamasam tepki görürüm diye. Bu sefer ne yapıyor? Arkadaşını atarak arkadaşını risk ediyor. Ama anladın mı demek istediğimi? Aygün abi, biz kusura bakmayın, Anadolu Kulübü değiliz. Değiliz tabii ki. Yani biz kalkıp da artık 7. yılın üzerine 7 yıldır bir şampiyonluk almaya yani özlemi çeken bir kulübüz ve biz artık şampiyonluk bekliyoruz. Hadi şampiyonluğu bir kenara bıraktık. Beşiktaş'ın oynadığı, en azından bakın Fenerbahçe taraflarının Beşiktaş'ın oynadığı futbolu görmek istiyorum. Yani çok büyük bir başarıları imza atmak istemiyorum. Avrupa'da zaten başarısız. Onu kez daha bir kenara bırakalım. Avrupa'da başarısız olmamızın nedeni de forvet attı. Ya ama artık şimdi en basit örneği Ersun Yanal geldi, başarısız. Emre Belezoğlu geldi, başarısız. Erol Hoca geldi, başarısız. Koko geldi, başarısız. Ya Aygün abi, hep mi teknik ekip başarısız? Getirenlerde suç yok mu diyorsun? Yani bu yönetimde hiç mi kabahat yok? Ya hırsızın hiç mi günahı yok? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Tabii ki bu yönetimde kabahati var. Bunu söylüyoruz zaten. Bunu defalarca da söyledik. Ben daha önceki yayınlarda da söyledim. Açık ve net söyleyeyim. Bak, iki tane hatası var Sayın Başkan'ın. Bu hatalarından bir tanesi Sayın Başkan evet olabilir dedi. O neydi? Aykut Kocaman'la ilgili bir soru soruldu. Evet, belki hata yapmış olabilirim cümlesi vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Orada belki hata yaptı. Belki Aykut Kocaman 3 gün boyunca, ama orada da Komolli yanılttı onu, ben size söyleyeyim. 3 gün boyunca Şükrü Saraçoğlu stadında dakikalarca bekledi, girdi, analizlerini yaptı ve şunlar, bu cümleler, gazetelerde çıkan cümleler birebir doğru. Asla yalan haber yazılmadı. Bana dedi, şu kadar futbolcu alırsanız şu puanla şampiyon olurum. Şu kadar, 2 tane futbolcu alırsanız şunu alırım. Almasanız bile bu kadroyu tutarsanız ben yine şampiyon yaparım, bu cümlesini söyledi Sayın Aykut Kocaman. Söyledi. Ama o dönemde, bunları inkar etmeyeceğiz, o dönemde Fenerbahçe yönetiminde bulunan bazı yöneticilerin atmış olduğu tweetler ve tribünde bulunan milyonlarca Fenerbahçeli taraftar Aykut Kocaman'ı istemedi. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Oynattığı futboldan dolayı istenmedi. Başarılı başarısızlığından değil. Fenerbahçe defans yapmaz mantığından dolayı. Şimdi Aykut Kocaman'la devam etseydi ne diyeceklerdi o dönemde Sayın Ali Koç'a? Aygün abi, ben yine Aykut Kocaman'la devam edilmesi yanlı değilim. Ben keşke mesela diyorum yani gene Ersun Hoca'ya en azından sabredilip beklenilseydi veya da Ersun Hoca değil herhangi bir teknik gibi bu koku da olabilirdi. Ya burada 7 yıl içerisinde mutlaka bir şampiyonluk gelirdi. Filip Koku ile ilgili o dönemde Komolli'nin bazı sözler verdiğini, özellikle o Fernando, Joseph ve neydi öbürü orta saha? İsmi aklıma gelmiyor bir anda. Satıldı ya yurt dışına. Neyse, bunların yerini dolduracağım, sen merak etme cümlesinden dolayı bunların o dönemde gidişlerini okey verdi Filip Koku. Fakat maalesef doldurulamadığından dolayı sıkıntı yaşandı. Onu da söyleyeyim. Yani Komoli'nin o dönemde, benim listemde yüzlerce binlerce futbolcu var, futbol portföyüm şöyle, onu getirin bunu getirin cümlelerin biraz altının boş çıktığı daha sonraki dönemlerde anlaşıldı. Giuliano. Bunların
Hadi bir git. Reklama bay gitmem bay lazım Ahmet. Son cümleni alayım, reklama gideceğim. Bir kelime daha söyleyeceğim Aygün abi. Dün Oğuz Altay diye bir... Ya bizi ilgilendirme. Biliyorum. Böyle boş. O bizi ilgilendirmez. Zaten onunla ilgili gerekli işlemler yapılır. Onu demeyeceğim. Onu demeyeceğim. Bununla alakalı olarak Fenerbahçe yönetimi yapar bugün mi? Bir işlem yapmaz ise kusura bakmayın. Bu da Fenerbahçe yönetiminin acizliğinden pek başka bir şey değil. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ ol, kolay gelsin. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. Evet, Özgür Güven demiş ki sürekli Ali Koç'u savunuyorsunuz. 4 yıldır hiç mi tecrübe sahibi olmaz bir insan demiş. Adem Göktaş abi sıkıntılı takımın hala sabit 11 olmayışıdır demiş. Çok fazla mesaj var, onları tek tek okumak istiyorum. Emre Bağlan günaydın Aygün abi. Öncelikle Beşiktaş'ımızı haklı galibiyetinden dolayı gönülden tebrik ediyorum. Sergen hocam büyük risk aldı ve sonucuna ulaştı. Maçın yıldızı olan Larin'i oynatmak uğruna stoper ikisini bozup Necip ile başlamak her hocanın yapabileceği bir şey değildir. Özellikle Aykut Kocaman, Bülent Korkmaz, Erol Bulut gibi hocaların böyle risk alacağını hiç tahmin etmiyorum. Sergen hocam büyük risk almıştır ve çok da başarılı olmuştur. Bundan sonra sakatlarımızın da katılmasıyla güzel günler bizleri beklediğine inanıyorum. Tebrikler tekrardan demiş Emre Bağlan. Hasan Kurt Bey, bence siz Ali Koç'a karşı olan kişilere bir cephe alıyorsunuz demiş. Bakın mesajımı bile okumuyorsunuz demiş ki okudum gördüğünüz gibi Hasan Bey. Günaydın, günaydın. Alo. Alo. Günaydın. Aygün Bey merhaba, Halis Yılmaz ben. Halis Bey hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, ben de Fenerbahçe taraftarıyım. Hı hı. Biz de çok üzgünüz. Her sene çok büyük ümitlerle lige giriyoruz. Hı hı. Ali Koç çok iyi niyetli bir başkan. Fenerbahçe'yi çok seviyor. Hiç şüphemiz yok. Ama Aygün Bey bakın. Bu sevgi şey mi yapıyor diyorsunuz? Zarar mı veriyor diyorsunuz? Aynen, yani zarar vermiyor. Hayır. Hı. Bence devam etti. Aziz Yıldırım'dan daha büyük Fenerbahçe'ye zarar veren kimse yoktur bana göre. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye sevdiğini düşünüyor ki seviyor. Hiç şüphem yok ama sevgisi artık Fenerbahçe'ye o kadar zararlar verdi ki. Bugün Ali Koç gibi bir başkan dahi Aziz Yıldırım'ın bırakmış olduğu enkazdan dolayı Fenerbahçe'yi doğru düzgün yönetemiyor. İnsanlar bunu bilmiyorlar. Bundan 2-3 bağlantı öncesi bir kongre üyesi abimiz katıldı ama Aziz Yıldırım'ı övüyor ama ben kendisine şunu soruyorum. Ama şunu söyledi, o dönemde yaşanan sıkıntılar diğer kulüplerde yaşanmadı. İşte hem... Ama neden Aziz Yıldırım'ın dönemini sadece 2011 yılında sıkıştırıyorlar? Aziz Yıldırım 2011 yılında başkan olmadı ki. 20 yıllık döneme baktığınız zaman diyorsun. 20 yıla bakın, yani 20 yılda Aziz Yıldırım ne kadar şampiyonluğu var? Aygün Bey, siz Fenerbahçe'yi çok yakından takip ediyorsunuz. Ne kadar şampiyonluğu var? Ya en ezeli rakibimiz döneminde, ezeli rakibimiz Aziz Yıldırım'ın döneminde bize yaşatmadığı hüsran bırakmadı. Bize yaşatmadığı hüsran bırakmadı. UEFA kupasını bile yanılmıyorsam Aziz Yıldırım döneminde kazandılar. Yani Fenerbahçe onun döneminde 20 yıllık başkanlığı toplasanız 4 müydü? Evet. Şampiyonluğu var Aygün Bey. 3. 3 tane ya, böyle bir şey olur mu ya? Tuncay'ın bedava gitmesine sebep oldu. Birçok topçumuzun bedava Fenerbahçe'den kaçmasına sebep oldu. Gökhan Gönül'ün, Caner'in en iyi döneminde Beşiktaş'a hediye etti onları. Beşiktaş bu iki topçu sayesinde şampiyon olmadı mı Aygün Bey? Kendi şahsi egoları yüzünden. Ya sen adamı yolluyorsun, bir de iki tane en iyi topçumuzu yolluyorsun. Ve bunu Beşiktaş'a yolluyorsun. Ve Beşiktaş şampiyon oluyor yani Aygün Bey. Ya Aziz Yıldırım'ın yaptıkları bizi borç batağına düşürdü şahsi egoları yüzünden. Bakın bugün Ali Koç rahat hareket edemiyorsa. Şimdi tekrar şöyle söyleyeyim de yanlış bir şey söylemeyeyim. 20 yılda 6 tane şampiyonluğu var, onu söyleyeyim. Ya, 3 tane 3 tamam, süper tamam, kupa, 2 olsun, Türkiye kupası, size? Birer başbakanlık ve Atatürk kupası. Onlar şimdi. Ya bakın o kadar komik bir şey ki Fatih Terim'in 8 tane Galatasaray şampiyonluğu var. Anladım. Ya Fatih Terim'in belki de 9, yanılıyorum. 9'da 8. 8. Bakar mısınız yani? Bugün sizce Ali Koç, sizce mecaz anlamda söylüyorum, büyük isimdeki topçuları almak canı gitmiyor mudur sizce? Ya bizim bir bildiğimizi Ali Koç bilmiyor mu yani? Büyük isimleri Fenerbahçe'ye getiremeyecek kapasitede bir insan mı? Ki, gerekirse cebinden getirir. Doğru. O dönemde tabii ama bunlar financial fair play'den kaynaklanan sıkıntılardan ama dolayı. Ama kim soktu bizi financial fair play'e? Aziz Yıldırım bir dönemler övünüyordu. Galatasaray girdi, Beşiktaş girdi, biz girmeyiz falan diyordu. Bazı dönemlerde de Sayın Ali Koç'a, şimdi Türkiye Futbol Federasyonu da transfer yaptırmadı. Bunları da unutmamamız yaptırmadı lazım. Yaptırmadı yani. Bunları da unutmamamız lazım. Ali Koç bilmiyor mu Berisha'dan Fenerbahçe'ye forvet olmayacağını?
Ali Koç bilmiyor mu Rossi'den Fenerbahçe'ye topçu olmayacağını, Crespo'dan topçu olmayacağını. Ama o zaman almayacaksın. Yani o da var. O zaman almayacaksın. Şimdi ben size şöyle söyleyeceğim Aygün Bey. Hepimiz bir babayız. Evimiz var. Çocuk yönetiyoruz. Aile bütçemiz var değil mi? Değil mi? Evet. Şimdi pazarda muz da var, kivi de var. Ya hiç meyve alamamaktansa elma alıyoruz evimize yani. Mesela öyle düşünün. Durumumuz çok kötü Allah korusun. Ne yapacak yani? Bu adam transfer döneminde birkaç bir şey alması lazım. Taraftarı susturması lazım. Ama taraftarı susturmak adına kulüpleri de böyle biraz daha finansal anlamda sıkıntıya sokmak yanlış. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani bazı ya, bölgelerde bak. Şimdi bakın ben şunu da söylüyorum. Yani diyorlar ki sen Ali Koç'u çok savun. Ben savunmuyorum. Ben neyse onu söylüyorum. Halis Bey şunu söylüyorum. Şunu söylüyorum. Yani şimdi senin iki tane kanadın yok. Senin düzgün bir forvetin yok. Demek ki burada bir transfer hatan var. Var var. 4 yıldır yok bir de biliyor musunuz? Onu anlatıyorum şimdi. Burada bir hatam var. Onu hep söylüyorum zaten. Evet. Şimdi belli bazı bölgelere doldurmuşsun futbolcuları. Ya aynı yerde, aynı ayarda birbirine yakın atıyorum 10 futbolcunun 7 tanesi orada. Ya, ama diğer bölgelerinde boşlukların var, sıkıntıların var. Erkas varken Rossi'ye gerek var mıydı? Yoktu tabii ki. Ozan Tufan varken Crespo'yu almaya gerek var mı? Ya orada Mert Hakan'ın, İrfan Canan'a kadar 50 tane futbolcum var. Yani Sosa'sından yani? Şeyine kadar var yani. Ya bir daha Aygün Bey, ben sizin futbol görüşünüze çok inanıyorum. Şimdi ben şöyle kafamda bir hayal ediyorum. Defans üçlüsü hiç önemli değil. Yani Atilla Salah ile kim olduktan sonra yanında Serdar olmuş. Diğer arkadaşlar... Tisserant olmuş, Novak olmuş, fark etmez hiç diyorsun. Hiç önemli Nazım değil. Olsun, fark önemli. Etmez diyorsun. Novak olmasın da. Hayır mesela... Mesela şimdi üçlüyü yaptık tamam mı? Fenerbahçe'nin orta sahasında... Sizce ben yanlış mı düşünüyorum? Kesinlikle Trabzon'da oynayan, Beşiktaş'ta oynayan topçu ismi Sosa. Sosa Gustavo'nun yanında oynaması gerekmiyor mu sizce? Ve bir şey daha söyleyeceğim Aygün Bey. Ben Aziz Ali Koç'un yerinde olsam kesinlikle devre arasında Mesut'u yollarım. Bakın Mesut öyle bir bomba ki oynatsanız bir dert. Oynatmasanız Fenerbahçe 10 kişi oynuyor. Oynatmıyorsunuz takım içinde kutuplaşma çünkü güçlü bir karakter. Etrafına insanları topluyor. Hocanın otoritesini sarsıyor. Fenerbahçe bu sene şampiyon olmak istiyorsa ilk yapacağı operasyon transferden daha önce anladım. Mesut'u yollaması lazım. Anladım. Peki. Mesut yani ben şunu söylüyorum sizi destekliyorum. Ben Ali Koç'un çok iyi niyetli bir başkan olduğuna inanıyorum. Fenerbahçe sevdasının büyük olduğuna inanıyorum. Ama çok teşekkür ediyoruz Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'ye. Yani bir Galatasaraylı başkan olsaydı bu kadar zarar vermezdi. Kendisinin şu andaki bıraktığı enkazı yönetmeye çalışıyor. Ve ben Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olacağına karşı hiçbir inancım da yok. Onu size söyleyeyim yani. Peki. Çok teşekkür ederim. O güçlü oyunu oynamıyoruz Aygün Bey. Reklama gitmem lazım. Çok teşekkür ederim Halis Bey. Kendinize çok iyi bakın. Kısa bir ara veriyoruz. Artık aradan sonra telefon almıyoruz. Programın ikinci bölümüne geçeceğiz. Görme engeller milli takım oyuncusu Oğuzhan Yokuş'la hem derbiyi konuşacağız hem Avrupa kupalarını konuşacağız. Detaylı bir analiz yapacağımızı söyleyelim. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet saatlerimiz 11.14'ü gösteriyor. Programın ikinci bölümüne hızlı bir şekilde giriş yapıyoruz. Görme engeller milli takım oyuncusu sevgili Oğuzhan Yokuş aklımızda. Oğuzhan günaydın, nasılsın? Günaydınlar, iyiyim abicim, sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Futbol nasıl gidiyor? Özellikle görme engeller milli takımı nasıl gidiyor? Oradan başlayayım istersen. Abi milli takım gitmiyor. Milli takım şey, lig nasıl gidiyor? Lig nasıl gidiyor? Milli takım pandemiden dolayı yok da Ocak ayında inşallah sonunda tekrardan başlayacağız. Lig içinse işler şu an için yolunda. Hatta arkamızda olan Kayseri takımını oynadık bu hafta sonu. Ben sakat oynadım ama çok şükür. Fedakarlıkları oynadım diyorsun. Ya mecbur abi. Bizim işte mecburen yapıyorsun. İkinci yarısı özellikle benim için çok çok iyi bir maç oldu. Kazandık onları şampiyonun için dışında bıraktık. Yok bu hafta gol ama gerçekten Ryan Sterling'in ilk hali gibiydi ya her şey. O kadar her şey bütün zorları yapıp kolayların hepsinde sıkıntı yaşadık. Bu hafta skorda problem oldu. Ama önemli olan kazanmaktı ve buna katkıda bulunmak gerçekten çok iyi. Şampiyonluk yarışında sadece iki rakibimiz kaldı. Üstü şu an ikiyi indirdik. Kim öyle kaldı? Bursa ve Çankaya. Çankaya zaten şu an lider, biz ikinciyiz. Bursa da üçüncü.
böyle sert bir lig oluyor şu an için. Şimdi oradan biraz da tabii Beşiktaş seriyi sürdürdü diyorum. Niye öyle diyorum? Siyah beyazlar yani Beşiktaş Galatasaray Süper Lig'de sahada üst üste 5. kez yendi tarzı haberler var. Hakikaten dünkü maçı nasıl buldun? Nasıl değerlendirirsin? Neler söylemek istersin? Dünkü maç üzerinde. Maçla alakalı aslında benim beklediğim her şey senaryo itibariyle gerçeği kurguya döküldü. Ben burada hiçbir şekilde kadrolarda beklediğim bir kadro muydu sevgili Aynen olsan? Aynen öyle. Ben sadece Cagne Mustafa Muhammed olayında yanıldım abi. Hı. Ama Mustafa Muhammed'le ilgili işte yorgunluk belirtileri fiziksel olarak bir aşağı gidiş gibi bir durum okudum. Hı. Ama bu da nasıl oluyor onu anlamak mümkün değil yani. Mustafa Muhammed de zaten öyle yaşlı bir oyuncu da değil. Afrika'ya gidip geldi o milli takım zamanında ve sonrasında da oynadı. Ki Rusya'da da süre buldu. Ama sanki Mustafa başlangıcı daha farklı olabilirdi Galatasaray'dan. Özellikle Necip tercihinin Türk oyuncu oynatmak konusuyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ya bunun şunun için söyleyeceğim. Ön tarafa atılan Batshuayi, Gezdal, Larin, Teixeira dörtlüsü var. Arkalarında oynayan bir yandan da Josefe Pjanić var. Doğal olarak bu oyuncuları oynatırken hani araya Türk serpiştirince hem kaliteden ödün vermiş oluyorsunuz hem de o yabancıyı, o kaliteli yabancıyı kenara oturtmuş oluyorsunuz. Sergen Hoca aslında bir tık risk aldı gibi oldu. Ama Necip'i zaten oralarda geçen yıldan beri çok çok sık sık görüyoruz. Bu tarz maçları da artık oynamaya alışmış bir Necip'ten bahsediyoruz. Ben Umut Meraş tercihine şaşırdım. Onu söyleyeyim abi. Çok yazılıyordu ama acaba olur mu olmaz mı? Hani Rıdvan'a benim de bir zaafım var. Hep şey modundayım. Hani Rıdvan oynar ya, Rıdvan oynamalı falan. Bu arada da Umut Meraş'ı çok severim ben. Böyle aşırı bir sempati duyduğum oyuncudur. Ama beğendiğim tarz bir oyuncu değil. Ama şöyle bir durum oldu. Dün Umut Meraş gerçekten çok çok ekstra bir futbol oynadı bence. İlk 11 maçındaki ilk maçıydı. Bunu da Galatasaray maçında çıktı. Ki karşısında oynanan oyuncu da Olympique Umorusan'dı. Bence çok iyi bir sınav verdi. Doğal olarak Umut Meraş'ın da bir tebriği hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın aksiyonlarının genel itibariyle kanatlarda sağ taraftan gerçekleştirdiğini varsayıyoruz ama dün hem golün iki tanesi hem de asistin bir tanesi sol taraftan atılan orta veya sol forvetin ön direk ve arka direk koşullarıyla beraber sonlanmış finalde Beşiktaş adına mutlu bir şekilde bitmiş olması var. Doğal olarak Beşiktaş'ın dün sol taraftan yaptığı aksiyonların Beşiktaş'a 3 puan getirdiği matematiksel olarak da kanıtlı. Ha, Umut Meraş bunu her maç yapar mı? Bence yapmaz. Böyle olsa zaten Le Havre'ye de transfer yapmayıp direkt Lig 1'e transfer yapardı. Doğal olarak hani ben hala bir Rıdvan bekliyorum. Ben hala hep bekleyeceğim Rıdvan'ı. Rıdvan olacak yani. Ben bundan eminim. Ama dün Galatasaray abi o kadar kötü bir sınav verdi ki. Ortaya hiçbir şey koymadı. Hak eden taraf kesinlikle Beşiktaş'tı. Galatasaray acaba hani beraberlik olur mu? Acaba atamazlarsa biz araya bir tane sıkıştırır mıyız ki? Derken araya bir tane sıkıştırdı gerçekten çıkıldı o. Bir tane sıkıştırdı çok ama. Çok da güzel vurdu. Yani çok da güzel vurdu. Çok temiz ve falsolu vurdu. Çıkıldı ama bunları yapabilen bir oyuncu zaten. Ama 4 dakika sonra golü yedi. Doğal olarak ama orada kalecinin de hatası var. Onu unutmamak lazım. Yani Mustera'nın çıkışının hatası. Bruges maçında da Galatasaray o Bruges maçında da Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçta öyle bir Diatta'nın son anda kestiği bir top vardı. Orada da ona benzer bir durum oldu. Ama burada şunu söylemem gerekiyor abi. Beşiktaş psikolojik olarak Galatasaray'ın gerisindeydi maça çıkarken. Galibiyeti şiddetle isteyen tarafın Beşiktaş olması normal. Çünkü arka arkaya kötü skorlar almıştı da ondan. Doğru mu? Aynen öyle. Zaten ilk 12 dakika 15 dakikaya baktığınızda toplu oynama %70'leri gördü zaten Beşiktaş'ta. İlk yarı bittiğinde cezalarının içinde topla buluşmaya bakıyorsun. 13 Beşiktaş buluşmuş, 2 Galatasaray buluşmuş. Zaten gol Galatasaray'ın cezalarının dışından attığı şutla gelmiş. Cezalarının içinde de aksiyon yok aslında zaten. İki defa koskoca 45 dakikada iki defa cezalarına girmiş Galatasaray. Tüm bunlar olurken de kazanma planından bahsedemezsin. Ha şu var, Lazio maçı Maurizio Sarri ki Avrupa'nın topa en çok değer veren, topun en çok kıymetini bilen hocalarındandır açık ara. Vermez öyle kolay kolay kimseye topu. Galatasaray gerçekten topu aldı Lazio'dan. %60'ları falan gördü. Ve Zakani olsun, Felipe Anderson olsun, Ciro Immobile olsun, Alberto olsun bu tarz oyuncular gerçekten önde baskı hisseden yine yapabilen oyuncular. Ona rağmen Galatasaray iyi bir sınav vermiş. Ama dün Taylan'ın kötü oyunu Marcao'nun da pas opsiyonlarını azaltmış oldu. Galatasaray baskıları iyi paslarla kıramadı. Ayrıca bekten oyun kurma, oyunu bekten kurma olayı da Galatasaray'da çok az olduğu için DeAndre Yedlin ve Patrick Van Aanholt'tan
sadece tempo üstünden yararlanmaya çalışıyor Galatasaray. İki tane İngiltere Premier Lig patentli oyuncudan bahsediyoruz. Transfer çıkışları Crystal Palace birinin de birinin de Newcastle United. Buna rağmen sadece tempodan bahsediyoruz. Hani ayak kalitesi, pas kalitesi, şut, asist bir şey koyamıyorsun yanına. Gidip gelebilir diyoruz. Tamam gidip gelebilir de yani Fabrice Nsekara da gidip gelebiliyor işte yani o kadar ama. Oğuzhan Taylan'la ilgili neler söylersin? Biraz Fatih Hoca çok tutuyor onu ama hakikaten eski performansını da gösteremiyor. Günden güne de düşüş yaşıyor Taylan bence bilmiyorum ya, ne dersin? Yo ben de sana katılıyorum abi. Ben Taylan'ın çok çok iyi bir futbolcu olduğunu hatta Atalanta ile ismi çıktı yaz ayında ben o kadar mutlu oldum ki. Çünkü Gianpiero Gasperini'yi tanıyorum. Gasperini'nin eline giden her oyuncu inanılmaz evrim geçiriyor ve gerçekten değerine değer katıyor. İşte Atalanta'nın konuşulduğu noktada şu an Galatasaray'da ilk 11 oynamasın mı acaba'yı düşündüren bir kötü bir performans içerisinde Taylan Antalyalı. Ben de senin gibi düşünüyorum. Özellikle Galatasaray pas oyunu oynayacaksa Taylan'ın baskı altında top kullanmayı, baskı altında doğru karar vermeyi, pas opsiyonlarında hata yapmamayı, hatayı en aza indirgemeyi öğrenmesi gerekiyor. Ha, bu arada şuna gelecektim abi, çok iyi yere pas attın. Galatasaray orta sahası aslında geçirgen bir orta saha. Hı hı. Yani kesici orta sahanın olmadığı bir orta sahayla oynuyor Galatasaray. Doğal olarak rakibi önde karşılamak zorundasınız aslında. Rakip size çok hücumcuyla geliyorsa. Çok hücumcuyla gelirken siz hem geride karşılıyorsunuz, hem de bununla beraber aldığınız topta baskı halinde top kaybediyorsunuz. Bu zaten o zaman rakibin tekrar hücum tazelemesine veya sizin tekrardan savunma yerleşim pozisyonu almanıza neden oluyor. Burada bu her zaman mümkün olmuyor. Burada bir transfer hatası da gözükmüyor mu orta saha geneline baktığında Galatasaray'da? Şöyle abi. Yani bir Melo tarzı anlamında söylüyorum. Tabii Melo olur, Gustavo olur, Fernando olur, Josef olur. Aslında bu tarz oyunculardan bahsediyoruz. Aynen. Hepimiz. İsim vermeden aslında herkes aynı oyuncu tiplemesini yapıyor. Galatasaray zaten Gustavo Asunsao'yu aldı ama bunu ne diye aldı bu anlamda hani plan neydi Gustavo özelinde onu bilmiyorum. Eğer ki plan gerçekten onun kesici özelliklerinden yararlanmaksa çünkü Portekiz Ligi'nin en çok top çalan, en çok top kesen oyunculardan olması bize hani kesici orta saha olduğunu anlatıyor biraz. Tabii biraz daha görmek lazım Gustavo Asunsao'yu çünkü çok az süre buldu. Fakat Galatasaray madem böyle bir şey oynayacak hani 0-6 ile oynuyor. Galatasaray 0-6 ile oynuyor. Fatih Terim bu anlamda ben tebrik ediyorum. Geçen yıl da aynı şeyi söylüyordum. Taylan'la oynamak hele bu seviyelerde çok çok zor. Taylan kötü oyuncu olduğu için değil ama ortada kesici hiç kimse yok. Dönüyorsun Berkan ve Çıkıldoğan yapmışsın. Taylan çok kötü bir maç geçiriyor. Taylan'ın sarısı var. Taylan oyundan çıkıyor. Oyuna girenlere bakıyorum abi. Halil'le Babel giriyor oyuna. İyi de orada topu kesecek. Oradan sonra topu dağıtacak. Kim var ki 3. bölgeye oyuncu getiriyorsun? 3. bölgedeki oyuncu 2. bölgeden top alıp top mu taşıyacak 3. bölgeye? Oğuzhan, böyle bir futbol mu var? Oğuzhan Halil'le ilgili de çok fazla tepki var. Özellikle son vuruşlarında. Abi ben süreyi bitireyim mi? Tabii ben ara ara gerek kusura bakma. Aynen. Çok iyi pasladın. Hemen Halil'den alayım ondan sonra. Emre Kılıncı diyecektim abi ben. Ve Sofyan Feghouli'den bahsedecektim. Top taşıma özellikleri olan dribbling kabiliyetleri fena olmayan, fena standartlarla olmayan, özellikle Süper Lig standartlarında iş yapacak oyuncular bunlar. Bu oyuncuları küstürmemek gerekiyor uzun vadede Aygün abi. Daha ilk çeyreği bitmiş. Daha 30 tane maç var. Doğru. Emre Kılınç yok sayabileceğiniz bir oyuncu değil. Ayrıca oynadığı zaman gerçekten çok çok ekstra futbol oynadığını düşünüyorum ben. Dün Galatasaray'ın orta sahasının geçirgenliğine engel olacak. En azından toplara müdahale edecek, aldığı topları kullanacak, Morutsan'ı rahatlatacak, Morutsan gibi bileklerine hakim bir oyuncunun Emre Kılınç olduğunu ve Emre Kılınç'ın en azından iç pozisyonunda Berkan'ı 6'ya atıp, Berkan Emre Kılınç Çıkıldağ yapıp, Morutsan'ı da direkt sağ forvet olarak kullanıp devam etmek de mantıklı olabilirdi ama hocanın gerçekten bir Babel aşkı var. Babel'in de hani Rize maçına fayda vermiş olması belki Babel'e bir yıl kredi getirdi. Yani tek maçta adam belki bir yıllık kredi sağladı Fatih Terim'in elinde. Zaten Fatih Babel'e karşı bir zaafı var hocanın maalesef. Öyle bir durumu var. Halil Dervişoğlu da potansiyel olarak gerçekten çok ekstra bir potansiyel vaat ediyor. Kumaş çok iyi. Çünkü Brentford öyle kolay kolay oyunculara yatırım yapmaz ve gitmez. Ki Brentford zaten bu anlamda tanıdığımız bir takımdır. Yani özellikle işte Oli Watkins'in oradan çıkmış olması, Ivan Toni'nin şu an gösterdiği performans, Sergio Cano'ya yapılan yatırım. Baktığımız zaman hani onlar da değerlendirilir. Brentford'un kulüp yapısı belki. Ama burada demek ki bir Halil Dervişoğlu potansiyelinden bahsedebiliriz. Ayrıca altyapısının Hollanda olması, pozisyon bilgisinin bize bir şeyler bir noktada iyi olduğunu anlatıyor. Ama standart olarak bitiriş beklediğimizde Halil'de hayal kırıklığına uğruyor insanlar. Doğru. Doğal olarak burada
Zaten bu adam bitirişi de iyi yapıyorsa adam Türkiye'ye gelmez abi. Türkiye'ye tatile girir sadece bu adam. Ya öyle kolay değil ki oralardan oyuncu çıkartmak. Brentford ayrıca şu an Premier Lig'e çıktı. Geçen yıl Championship'teydi. Bu yıl Premier Lig'deydi. Ya dönüp baktığın zaman sen Halil'i alamazsın o zaman. 15-20'ler konuşulur, kiralayamazsın bile. Yani kusursuz oyuncu alamaz büyük takımlar. Eğer geleceğe yatırım yapıyorsa, gençliğe yatırım yapıyorsa bu aşının bir de yan etkileri var abi. Gençlik aşısının yan etkileri var. Öyle aşıyı vuruldum, aa süperim, çok iyi hissediyorum diyemiyorsun. Gece yatarken başın ağrıyabiliyor mesela, terleyebiliyorsun. Doğal olarak o terlediğin zaman, başın ağrıdığı zaman vazgeçmeyeceksin, sıkılmayacaksın. Olduğun aşının sana fayda getireceği zamanları bekleyeceksin. Bence Halil Dervişoğlu gibi oyuncularda bunu beklemek gerekir. Dün şunu söyleyeceğim abi. Kerem Aktürkoğlu, özellikle Patrick Van Aanholt ve Valentin Rozier, Raşit Gezal kısmı da maçın belirleyici etkenlerinden oldu. Kerem her ne kadar hatasız gibi oynuyor görünse de pas opsiyonlarında oyuna, hani Valentin Rozier'i zorlayacak bir aksiyon katamadı oyuna. Rozier istediği zaman bindirmelerini yapabildi. Aslında Kerem'in, daha doğrusu dünyada bulunan bütün açık oyuncularının takip yapması gereken ilk ev ödevi abi. Zorunlu bir ev ödevi var. Hangi öğretmen olursa olsun ya da hangi öğrenci olursa olsun bu ödev yapılır. Sen bekini takip edeceksin. Bekine baskı kuracaksın topla çıktığı zaman. Doğal olarak bütün bunlar biraz daha futbol kalitesini etkiliyor diye düşünüyorum. Beyaz Martlar demiş ki Oğuzhan abiye sorar mısın? Bu Beşiktaş'ın kötü hali Galatasaray'dan daha iyi oynuyor. Sadece bizim beklentimiz çok yüksek. Bu kadro çok daha iyi oynayacak zamana ihtiyacımız var demiş Beşiktaş açısından. Beşiktaş zaten kadro kalitesiyle fark yaratma noktasını konuştuğumuz bir takım. Geçen yıl eksiklerine rağmen çoğu maçta Sergen Yalçın'ın müthiş teknik direktörler sınavları verdiğini şahit olduk. Bu senede artık eli rahat, gerçekten yedek kulübesine baktığı zaman bile insanın işini açacak kadar iyi bir kadrosu var Beşiktaş'ın. Ha, onu şu ana kadar çok çok iyi kullandığını söyleyemeyiz. Çünkü sakatlıklar gerçekten etkiledi. Bazen formsuzluklar oldu vesaire vesaire. Beşiktaş'tan gerçekten herkes ekstra işler bekliyor. O takımdan ekstra işler beklemek mümkün. Ama burada biraz daha belirleyici olacak kısım, hani Batshuayi ile alakalı sürekli bir eleştir var. Hani adam 4 gol 1 asist yapmış ama adam o kadar çok pozisyona gidiyor ki şey oluyor. Ya da cezalarını çevresinde topla buluşuyor ki herkes çerçeveyi bulmasın. Herkes 3 kişi 4 kişi geçip bitirmesini bekliyor. Batshuayi böyle bir oyuncu değil zaten abi. Böyle bir şey yok. Batshuayi tanıyacaksın. Batshuayi'nin böyle bir adam olmadığını da bilmen lazım o yorumu yapıyorsan. Yani Crystal Palace olsun, Dortmund olsun, Valencia olsun, Chelsea olsun, hatta Belçika milli takımı olsun. Buraları görmüş bu önce tabii ki. Ama gerçekten ortaya koyduğu karakter, ortaya koyduğu güç çok farklı. Tam olarak bir takım oyuncusu. Larin'de bu tarz oyuncularla oynadığı zaman parlayan, gerçekten de değerine değer katan, ki geçen yıl zaten 20 küsur golleri Aboubakar ve Gezdal'ın katkısı sayesinde de bulduğunu yatsımamak gerekir. Tamam, ondan sol kenar forveti Sergen Yalçın üretti. Ama onun ekmeğini yedirten adamlar da sağ içinde Veysel Aboubakar'la Raşit Gezdal'dı. Bunu unutmamak lazım. Doğal olarak Mitch Batshuayi ve Gezdal'la oynaması Larin'e de bir şeyler katıyor. Özellikle Larin'in kafa olarak rahatlayabilmesi, sözleşme durumlarından, tuhaf durumlarından çıkıyor olması, menajerinin avucundan çıkıyor olması Beşiktaş adına tabii ki çok çok iyi. Çünkü uzun vadede düşündüğün zaman Larin'siz Beşiktaş'ın hücum yollarında en azından sayısal olarak skorda çok çok düşüşler yaşayabileceğini tahmin etmek çok zor değil. Larin'e ihtiyaç var bu anlamda. Teixeira'nın biraz daha devreye girmesi lazım. O sakatlık sonrasını atması veya Çin'deki oyundan sonra bu sertliğe alışması zaman alacak biraz. Tabii ki ayaklarıyla beyni aynı zamanda çalışan bir Miralem Pjanić var. Pjanić Beşiktaş'ın bence çok çok büyük bir orkestra şefi olacak. Gezdal'ın da rahatlayacağı bir durum bu tabii. Beşiktaş'ın gerçekten kadro kalitesi çok iyi ama Şampiyonlar Ligi'nde sadece kadro kalitesinin yetmediğini, ortaya oyunsal olarak da bir şeylerin koyabileceğini gösterdi bu kadro ve bu sezon. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gittik, bizim kadro çok iyi deyip çıkamıyorsunuz işte işin içinden. Biz bu gruptan da çıkarız, işte kek grup olayı oluyor maalesef bizim ülkemizde. İşte dönüp baktığın zaman maalesef sıfır çekmiş bir Beşiktaş var. Umarım onlar da bir an önce galibiyet alırlar. En azından bir üçüncülük umutları olur. Çünkü son bundan sonraki oynanacak maç Jose Alvarado'da, Portekiz'de Lisbon'da oynanacak. Sevgili Oğuzhan, istersen çok kısa bir reklam arası verelim. Aradan sonra da yavaş yavaş hem Fenerbahçe hem de Trabzon'a dönmek istiyorum. Fenerbahçe ile ilgili de gelen bazı sorular var. Onları da sana soracağım. Çok kısa bir ara verelim. Aradan sonra seninle sohbetimiz devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta.
Evet, saatlerimiz 11.33'ü gösteriyor. Mustafa Güzelseven demiş ki Bursa'dan selamlar, iyi yayınlar dilerim abi. Akşamki maçın gizli kahramanı benim, farkında değil kimse demiş. Bütün totemleri zamanla yaptım demiş ama ne totem yaptığını söylemiyor. Mehmet Ali Sakarya'dan mesajını okuttuktan sonra Oğuzhan sana top atacağım. Göteborg'dan günaydın Aygün abi. Alex'ten sonra Fenerbahçe orta sahada çok yetersiz, isabetsiz. Korner oluyor, serbest vuruş oluyor, hepsi rakip takıma. Çok kötü, isabetsiz ortalar. Hızlı paslaşma denen o da yok. İlk yarıda Fenerbahçe maçı kopardı. Yoksa ikinci yarı biz Fenerbahçe için işkence gibi geçiyor. Halen ne oynuyoruz belli değil. Üzülmeye devam demiş Mehmet Ali Sakarya. Ne diyorsun sevgili Oğuzhan Yokuş Fenerbahçe ile ilgili? Yani Vitor Pereira'nın sezon başında çok övüldüğü Vitor Pereira'nın Fenerbahçe değiştirdiği, geliştirdiği çok çok konuşuldu ve gerçekten meseleler dizildi. Ama dönüp baktığımız noktada 3 haftada geldiğimiz nokta, Vitor Pereira hoca değil, Vitor Pereira'nın olduğu yerde Fenerbahçe'yi artık herkes yenebilir vesaire vesaire. Bu tarz konuşmalar, yazılar Türkiye'de dönüyor. Yani bu kadar kolay olmamalı ya. Yani ben bu kadar çok yukarıya çıkartmanın da, bu kadar çok dibe çekmenin, dibe gömmenin de çok anlamsız ve değersiz olduğunu düşünüyorum. Çok değersiz. Söylenen çoğu şey çok değersiz bence. Vitor Pereira'nın böyle çok da takacağı bir durum olmamalı bence bu durumda. Çünkü bu kadar çok kolay övülen veya bu kadar çok kolay eleştirilen bir ülkede gerçeklikten bu kadar uzak olması da doğruyu bulmanıza engel oluyor. Ya şimdi Fenerbahçe'nin defekleri var, defoları var zaten. Yani bunları konuşuyoruz ama şu var. Ön alanda 3 tane oyuncudan bahsediyoruz ve bu 3 oyuncu hiçbir zaman hemen hemen aynı anda 3'ü 5 maç oynamadı. Bu Fenerbahçe'nin gerçekten düşünmesi ve değiştirmesi gereken şey, durum. Ki bunu Trabzon maçından önce oyuncuların kaliteli olduğunu, fakat o birlikte oynama, birlikte uzun süre oynama adaptasyonuna 60 oyuncu grubunun olmadığını konuşmuştuk. Ben burada böyle söylemiştim. Yani Valencia kaliteli baktığın zaman Pelkas, Rossi, Berisha, Serdar, Mesut, İrfan, dönüyorsun. Bu kadar çok sayısal çoğunluğun olduğu yerde, hatta nitelik de var, sadece nicelik yok, nitelikte de Fenerbahçe iyi bence. Ama dönüp bakıyorsun bunu tabelaya sokma durumu yok. Burada o zaman tabii ki hoca eleştirilebilir. Çünkü birlikte oynama alışkanlığı yok. Oynadığı zaman ortada bir ekstra bir durum, bir ekstra bir performans yok. Bu hocaya yazar zaten. Ama hoca şunu unutmasınlar. Ferdi'den, Osayi'den kanat bek üretirken herkes hocaya müthiş övgüler diziyordu işte. Hı hı hı. Ben bunu anlamıyorum Aygün abi. Gerçekten benim çok garime gidiyor. İşte üçlü oynaması Fenerbahçe'nin bence çok önemli bir kere. Türkiye'de alışılagelmişin dışında bir şey denemesi Vitor Pereira'nın çok çok değerli. Ki benim 3-4-3'e ve 4-3'e çok çok büyük zaafım var zaten. Vitor Hoca şunu söylemiştim ilk geldiği zaman. Esnekleşti artık. Esnek olan hocalar dünyada kazanıyor abi. Dikteyle olmuyor bu iş. Dikte eden hocaların hepsi sıkıntı yaşıyor belli bir süre sonra. Vitor Pereira işte 4-2-3-1. Porto'dayken işte 4-3-3, işte Olympiakos'tayken 4-2-3-1 veya 4-4-2'leri. Bu adam denemiş zaten. Çin'de de üçlü denemiş gelmiş. Doğal olarak olmadığı zaman hocam, yanlış bir şeyler gidiyorsa üçlüden vazgeçersin ya, bu kadar. Takım 4-3-3, işte 4-4-2 vesaire neyse artık, hangisine uyuyorsa bu takımın kumaşı, onu denersin. Oradan olumlu bir sonuç aldın mı onu hayata geçirirsin. Şimdi illa 3-4-3 olmak zorunda da değil Şaygün abi. Bu arada 3-5-2 de olur. 3-5-1-1 de olur. Yani şöyle düşünmek lazım. Üçlüye takılıyorsa eğer Vitor Pereira, illa 3 kişi bekleyecek, 3 stoper olacak. Onun da kolayı var. Çözülür yani. Ama Fenerbahçe'nin çok da konuşulmayan bir sorunu var abi. Ne o? Orta saha kısmı. Evet. Orta saha kısmı evet. Abi. Luis Gustavo iyi oyuncu. Hiçbir itirazım yok. Olağanüstü performans sergiliyor geldiği günden beri. Kariyer ortada zaten. Fakat ondan beklenenin, ya o sistemle oynuyorsanız abi, Gustavo'nun daha fazla şey yapması gerekiyor. Ne yapması gerekiyor? Ön tarafa pas atması gerekiyor. Mesafe kat eden, hatlar arası dedikleri, o bloklar arası dedikleri kısmı kıran, açan bir pas atması gerekiyor abi. Boşa oyuncu çıktığı zaman onu görmesi gerekiyor. Hem beyniyle, hem ayak kalitesiyle, hem fiziksel sertliğiyle, hem koşu temposuyla oynayan orta saha oyuncularına ihtiyaç var bu sistemde. Bu sistemi oynamak gerçekten zor. Hem zor hem meşakkatli. İşte Kante, Jorginho bu yüzden övülüyor. Artık Kovacic bu yüzden övülüyor. Mason Mount oyunu geliştirdiği için, hem orada hem de forvetin arkasında oynayabildiği için bu kadar övülüyor. Atalanta'da Remy Fleur, Martin Deron, hatta zaman zaman Rustan Malinovski'yi de o tarafa çekerek oynuyor Gasperini. Bunlar bu yüzden övülüyor. Bu yüzden bu oyuncular değerli. Bunları yapmak gerçekten zor. Bunları eğer istiyorsanız transfer planlamanız da bunun da doğrultusunda olması lazım. Burada eleştiri Ali Koç olur abi. Aynen. Transferde sıkıntı ne olur var abi? Doğru. Ne var abi? Max Meyer alınmış, Miguel Crespo alınmış.
İki tane oyuncuyu koy abi. Bu hafta Fenerbahçe gene böyle 3-4-3 oynasın. Ya o Göbek'te de Miguel Crespo ile Max Meyer oynasın. Bu söylediğim profillerin hiçbirini karşılamıyor bu iki oyuncu. Konya deplasmanı var Fenerbahçe'nin bu hafta. Onu söyleyeyim. Konya. Konya'da ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Abi savunma yapmayı öğrenmiş. Artık çıkışları da tehlikeli olan. Evet. İşte Serdar Güller olsun, Mütücü olsun, yakaladığı zaman Çikaleşi olsun, uzun attığınız zaman vuran Ahmet Aslan olsun. Bu oyuncular kötü oyuncular değil. Onları zaten hani haftaya da değerlendiririz. Ama bu noktaya baktığımız zaman hani alınan oyuncuların da oynamak istediği sistemin biraz dışında kaldığını görüyorum ben. Ya o zaman bu transferler niye yapıldı sorusunu da beraberinde getiriyor benim aklımda. Veya eldeki futbolcuları niye gönderdin? Bir sürü futbolcuları da yollara ayırdın. Tabii ya, ama abi zaten sürekli mobilya değiş, sürekli masa değiş, çatal bıçak kaşık takımları değiş. Böyle bir şey olmaz ki ya. Biraz o koltukta oturulsun, biraz vakit geçirilsin, biraz o masada yemek yensin. Ama öyle bir şey yok ki. Fenerbahçe sürekli ev diziyor. Fenerbahçe sürekli ev değiştiriyor. Taşıyor, ediyor, yeniliyor, değiştiriyor. Abi böyle bir şey olmaz. Burada bir uyum çıkmaz, bu evde bir huzur olmaz, bir aidiyet duygusu da olmaz. Bu biraz daha evi yöneten, evin sahibiyle alakalı bence. Doğal olarak da Sayın Ali Koç'un da bu anlamda biraz daha kendisini frenlemesi veya sakin kalması gerekiyor diye düşünüyorum. Mesut Özil kısmı, İrfan Can, Pelkas kısmı, Pelkas ölmüş resmen. Ben Pelkas'ı o kadar severim ve beğeniyorum ki, yani bir Galatasaraylıyım ben. Ben Dimitris Pelkas'ın bu ligde çok çok ekstra işler yapacağını, hatta Sampdoria'dan teklif geldiğini okumuştum birkaç yerde. Serie A'dan teklif geliyorsa bu oyuncunun zaten kalitesinden bahsetmek lazım. Ama şu anki Pelkas gerçekten bitik bir Pelkas. Ama bunun sadece Pelkas'la alakalı olduğunu düşünmüyorum abi ben. Mesut Özil kısmı, abi Mesut'u kazanmak lazım. Mesut bir o yıldızdır. Burada bir sıkıntı yok. Ben hiçbir sıkıntı yok. Ama Mesut su şişelerine çekmelemeyeceksin abi. Öyle bir şey yok. Gideceksin topa vuracaksın. Ortaya senin de bir şeyler koyman lazım. Ya ben Mesut'la alakalı bunu düşünüyorum abi. Çünkü zamanında Mourinho'yla yaşadığı gerginlik var Mesut'un. Ama en çok saygı duyduğu adamlardan başında da Mourinho geliyor. Bu adam zaten ikna edebildiğiniz zaman, inandırabildiğiniz zaman müthiş size fayda verecek oyuncu. Mesut'un olduğu yerde, Sosa'nın olduğu yerde Fenerbahçe niye pas oyununu denemiyor? Sistem değiştirip pas oyununu deneyip Mesut gibi, Sosa gibi beyniyle hareket eden, beyniyle 5 adım önceden düşünen, 5 adım önceden karar veren, 360 derece pikseli açık olan oyuncularla beraber oynayıp daha farklı dokunuşlar, daha zeka seviyesi yüksek bir takım ortaya çıkartmak bence Vitor Pereira'nın da işine girer abi. Sadece olayı tempo üstünden, git gel üstünden konuşmak Fenerbahçe adına çok küçük kalıyor. Anladım. Şimdi Jardel demiş ki Pereira'nın üçlü sistem oynatması, ben bir Galatasaray olarak destekliyorum. Neden hep aynı sistemde oynayan takımlardan sıkıldık, buradan yola çıkarak Galatasaray'ın hangi formasyonda daha iyi olabilir demiş, oynayabilir. Galatasaray 4-1-4-1 oynuyor zaten de. Evet, Galatasaray zaten 4-1-4-1 oynuyor. Ya Galatasaray'da ya ben tabii ki hani geçen yılda özellikle 4-1-4-1 gerçekten belli bir noktaya kadar Galatasaray çok iyi oynamıştı. Beşiktaş da 4-1-4-1'e benzer oyun oynuyordu. Zaten o da iyiydi. Bu ligde genelde 4-2-3-1 cehennemi var. Maalesef öyle bir sıkıntı var. 4-2-3-1 oynatıyor. Hocalar artık kısa çözüm. Hemen 4-2-3-1'e geliyorlar. Doğal olarak Vitor Pereira de o yüzden hala değerli. Ben o yüzden hala farklı bakmaya çalışıyorum. O yüzden benim için Şumidika değerli. O yüzden benim için Farioli değerli. Bu tarz yenilikçi, inovatif hocaların katılması, gelmesi gerekiyor ligimize. Galatasaray'ın da oynamak, hani hangi sistemde daha iyi olur? Ya o çok şey değil. Şu an için bence önem arz eden konu, bence şu an Galatasaray'da o değil abi. Ne yani peki? Sistem değil Galatasaray'daki sorun yani. Galatasaray'da bazı oyuncuların oynaması veya bazı oyuncuların oynamaması gerekiyor ben öyle düşünüyorum. Bunun kararının verilmesi gerekiyor. Burada topu Fatih Hoca'ya atıyorsunuz. Tabii ya, her şey hocanın. Abi oyuncu değişiklikleriyle maç veren hoca haline geldi Fatih Terim. Yani Lokomotiv maçında oyuncuları değiştirip maç kazanan bir Fatih Terim vardı ama bununla alakalı da çok da vukuatı olan, çok da negatif yazan hanesinde bir Fatih Terim performansı var yani. Bunları unutamayın. Unutmak mümkün değil yani. Balık hafızalı değiliz. Sevgili Oğuzhan, şunu da söylemek istiyorum, sormak istiyorum sana. Trabzonspor'a baktığımız zaman, biraz Trabzon'a geçmek istiyorum. Neden öyle geçmek istiyorum? Şu anda Avrupa'ya da damga vurmuş vaziyette Trabzonspor. Yani Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika liglerinin hesaba katı toplam 154 takım arası ilk 5'e giriyor. Mağlubiyeti olmayan takımlar arasında ilk 5'te Milan, Liverpool,
Napoli, Napoli ve Freiburg'dan sonra Trabzonspor geliyor. Trabzonspor'la ilgili neler söylersin? Hamşik önemli bir isim, Bakasetas önemli bir isim, Cornelius aynı şekilde. Yani bir Trabzon değerlendirmesi yaptığın zaman bir de bu yenilmememezlik olayı üzerinden neler söylersin? 22 maçtır yenilmiyor. Daha uzun seriyi 95-96'da 26 maç üzerinden yapan bir Trabzon var. Yani olağanüstü bir performans sergiliyor sayısal anlamda, matematiksel anlamda Abdullah Avcı verilere baktığımızda. Geçen yıl bir Hatay maçı vardı abi deplasmanda. Gerçekten Uğurcan'ın devleştiği ve Trabzonspor'un çok kötü oynadığı bir maçtı. Ama maçtan puanları alıp çıkmasını bildi o takım. Yani Trabzon'un şunu, bunun şunun için anlatıyorum. Göztepe maçı oynandı bu hafta sonu. Ben Trabzon'u hiç beğenmedim abi bu arada. Onu söyleyeyim. Ben ilk yarı o kadar çok kötüydü ki Trabzon. Çok ama kötüydü. Kötüyken oynayarak da kazanmak önemli değil mi? Ben aynısını dün Twitter'da yazdım. İşte Trabzonspor kaybetmemeyi değil, artık kazanmayı öğrenmiş. Trabzon kaybetmeme üzerine değil, kazanma üzerine düşünüyor artık. Bu o kadar önemli bir refleks ki. Bu tam olarak bir şampiyon takımın refleksi. Şampiyon takımın göstermesi, uzun süreçte devam eden yolda şampiyonluk refleksinin olması gerekiyor. O refleksin en başında olan da kaybetmemeyi öğrenip kazanma alışkanlığı edinmek. Trabzonspor artık kazanma alışkanlığı edinme noktasında. Neden? Antony Vakayeme yok, Anastasios Bakasetas yok. Cornelius hatta ilk 11'de değil. Bruno Perez yok. Bruno da yoktu bu hafta. Evet. Bekten de destek alamıyorsun zaten. Dönüp bakıyorsun abi Hamşik sakatlıktan çıkmış. Geldiği zaman 12-12 küsür koşuyor. Ki Napoli'de falan çok ekstra performansları vardı Hamşik'in. Çok çok değerli bir oyuncu. Trabzonspor'un bu az önce işte beyniyle ayakları aynı anda çalışan oyuncular dedi ki işte Miralem Pjanic, Mesut Özil özelinde. Aynı şey işte Marek Hamşik için geçerli. Beyniyle ayakları aynı anda iş yapıyor. Bu oyuncular çok değerli. Hem Bakayemen'in hem Bakasetas'ın olmadığı bir denklemde kötü bir akşamda ortaya özel bir performans çıktı. Kimdi o özel performans? Gervinho'ydu. Gervinho çok iyi bir maç çıkardı ve ben de sorumluluk alabilirim. Ben neden Premier Lig'i gördüm? Ben neden Lig 1'de iş yaptım? Tüm bunların cevabını veren bir Gervinho performansı vardı. Ki Gervinho zaten 3 büyük ligde Premier Lig, Fransa Ligi ve İtalya Serie A'da oynamış bir oyuncu. Kumaşı zaten ortada olan bir oyuncu. İyi bir performans sergiledi. Bu anlamda biraz daha işin içine girmesi gereken Giannini var abi. Trabzonspor'un Giannini'yi kazanması gerekiyor oyun içinde. Hani bir sorun olduğu için söylemiyorum ama oyun içinde Giannini'ye de ihtiyaç var. Giannini'nin düşük bir performans var. Onun o dinamizminden, defansa yaptığı presten faydalanmak gerekiyor. Bunun yanı sıra abi Cornelius'un ben 11'e oynatılması taraftarıyım abi. Cornelius mesela Fenerbahçe maçında da sonradan oyuna girdi. Göztepe maçında da keza aynı şey oldu. Ben Cornelius'un ilk 11 oynanması gerektiğini, Cornelius'un yapacağı servislerle de Giannini olsun orada yanında kim oynarsa o gün için, Gervinho, Vakayeme gibi oyuncuların rahatlıkla pozisyon bulabileceğini, hatta Abdülkadir Ömür'e bile büyük faydası olacağını düşünüyorum. Bu anlamda Abdülkadir Ömür'ün de hani oynadığı zaman hücum meziyetlerini biraz daha gösterme ihtimali olan bir oyuncu halinde olur Cornelius. Cornelius kendisi de skor bulma potansiyeli bu ligde iyi olan bir oyuncu. Çok değerli bir oyuncu. Ben beğeniyorum. Hem de yanındakileri oynatma, arkasındakileri oynatma meziyetleri var. Trabzonspor sezon başında transferleri en çabuk açıklayan, en çabuk harekatı başlatıp en çabuk harekatı bitiren takım hüviyetini çizdi bize. Kampa tam kadar bitti neredeyse. Kampa tam kadar bitti neredeyse. Biz hep bunu konuşuruz Aygün abi. Temmuz'un ortasında lig başlar. Takımlar toplanır ortasına veya başında Avrupa kupalarına göre. Ama orada Ağustos ayında girer futbolcular. Ağustos'un sonunda gelir. Hiç kamp görmemiştir o futbolcular. Sonra uyum süreci dersin, işte alışacak yeni ülkeydi, Ekim ayı olur. İşte iki ay sonra devre arası gelir. Adam iki ay top oynamış olur. Böyle de bir şey olmadı. Abdullah Avcı'nın bu anlamda müthiş yönetimle kontak kurduğunu, iletişimlerin çok iyi olduğunu okumak gerekiyor. Trabzonspor'un bu kadar planlı giderken başarıya yakın olması da tesadüf değil. Gayet planlı bir başarı hikayesi ortada. Abdullah Avcı ve Sayın Ahmet Oğan'ı ben tebrik ederim. Bunun meyvelerini uzun süreçte zaten toplayacaklardır. Sadece hani biraz daha maaşların düşük olabilme, imza paralarının biraz daha düşük olabilme olayı olsaydı Trabzonspor için o daha faydalı olurdu. Bu noktada bir küçük eleştirim olacak. Biraz kontratlar bol sıfırlı olmuş. O anlamda bir tık eleştirim var yani. Şimdi Vedat İnalcan zaten bir mesaj atmış Fenerbahçe ile ilgili, zaten Fenerbahçe kısmında o değerlendirmeyi yaptın. Fenerbahçe ile ilgili detaylı bilgi aktardın. Nazım, Hazım, Savaş, Meral, Oğuzhan Bey sorum, son 20'de Galatasaray'a gelen başkanlardan şampiyon olamayan var mı demiş. Ona şimdi ben de bakayım, merak ettim kim diye. Aklında böyle bir isim var mı?
Bir anda böyle bakalım. Geldiği zaman bakarız tekrar. Aynen aynen. Böyle böyle sorularla ilgili. Mustafa Cengiz, Duygun Yarsubat rahmetli oldu. Tabii. O da gördü. Ünal Aysal gördü. Ünal Bey de gördü. Adnan Polat. Abi galiba yok ya. Yok değil mi? Aynen yok. Ha. Aynen yok. Şimdi kaleciler anlamında da sana bir soru sormak istiyorum. Tamam. Son sorum olsun. Çünkü baktığın zaman hakikaten ülkemiz kaleci anlamında Avrupa'nın bence ilk 5-10'ları arasına girer. Neden öyle söylüyorum? Çok kaliteli kalecilerimiz var. Uğurcan olsun, Ersin olsun, Altay olsun. Bu üç kaleciyi karşılaştırmak yanlış olabilir ama artıları ve eksilerine baktığın zaman süremde çok kısa nasıl değerlendirirsin bu üçünü? Yani Altay'ın Ankara Gücü'nden gelen bir hikayesi var. Altay'ın zirveye çok çok zor çıktığını okumak lazım. Altay'ın çok da kolay günlerden geçmediğini, çok da şanslı olmadığını düşünüyorum. Buna rağmen özellikle geçen yıl çok çok fazla Fenerbahçe'nin maç almasında etken oldu. Bu yıl olur abi, inişte çıkışta her şey olabilir. Yani Muslera bugün inanılmaz eleştiriliyor Galatasaraylı taraftarlar tarafından. Olan bütün şampiyonluklara baktığınızda minimum 5 tane 10 tane maç almıştır Muslera her sezon. 5 tane maç almıştır yani fix. Ama Muslera bile eleştiriliyordu. Dönüp baktığım zaman Altay'ın da eleştirilmesi normal. Altay'ın bunlara takılmaması, Newcastle United gibi, Ajax gibi takımların radarına girmişken Altay'ı çok da fazla itibarsızlaştırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Biraz daha kalecileri hayata kazandırmak, onlar hala gençler, onlara doğru dokunmak gerekiyor. Uğurcan'ın zaten gösterdiği performans ilk çıktığı günden beri, Ünal Karaman'ın şans vermesinden sonra olağanüstü. Uğurcan Trabzonspor'da her zaman faktör olacak. Biz az önce işte Bakayeme'den, Bakasetas'tan, Kornelius'tan, Marekamşik'ten bahsettik ama tüm bunlar olurken Uğurcan'sız bir Trabzon'u kimse hayal edemez yani. Aynen. O sene özelinde hiç kimse hayal edemez. O yüzden bu kadar büyük faktör Uğurcan. Maç alabilen bir kaleci. Maç alan kaleciniz varsa zaten atanınız ve tutanınız da eğer iyiyse siz şampiyonluk yarışında kalabiliyorsunuz. Ersin'e bakacak olursak bence bu anlamda biraz daha Ersin'in farklı olduğunu düşünüyorum abi. Hem altyapıdan geldi, hem daha çok küçük, hem de bu Golden Boy olayı, genç yetenek olayları varken 40 kaleciye kadar, 40 oyuncuya kadar düştü. Yüzde başlıyor bu liste. 40'a kadar düştü. Ve Ersin oraya kadar girdi. O Golden Boy ödülü Tuttospor tarafından yapılıyor. 20'ye kadar geldi. 20'de kaleci olarak Ersin çıktı dışarıya. Yani zaten aslında müthiş bir başarıydı. 40'a kadar gelip sadece listede tek kaleci olarak kalması Ersin'in neden bu kadar çok konuşulduğunu gösterdi. Ersin Destanoğlu hani belki hayatı boyunca 2 tane penaltı kurtardı. Ama Ersin Destanoğlu geçen yıl Beşiktaş'la şampiyonluğu yaşarken müthiş performans sergiledi. Ersin Destanoğlu'nun yazdığı bir destan var bence. O onun destanı. Yılmadan çalışıyor ve kendisini geliştiriyor. Anladım. Tekliflerin geliyor olması da Ersin'in hani ne kadar doğru yolda olduğunu gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'nin en çok kurtarış yapan kalecisi 15 ile şu an. Yani yaklaşık 4 maçta 3.75 net pozisyon kurtarıyor. Bu müthiş bir oran. Ersin'in yolu açık olsun, Uğurcan'ın yolu açık olsun, Altay'ın yolu açık olsun. En önemlisi de Türk futboluna çok çok uzun yıllar huzurlu ve sağlıklı bir şekilde hizmet etmelerini diliyorum. Evet, hattımızda görme engeller milli takım oyuncusu Oğuzhan Yokuş vardı. Oğuzhan, çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için. Ben de sana ve dinleyicilerimize teşekkür ederim abi. Selamlar, iyi yayınlar. Çok mersi. Evet, bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Akşam da biliyorsunuz 18.30 ve 20 saatler arasında da, yani 6.30-8 arasında muhabir masası var. Hem Burhan Can Terzi, hem Kartal Yiğit'le de hem derbiyi konuşacağız, hem de spordaki gününü öne çıkan başlıklarını masaya yatıracağımızı söyleyelim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI Sigorta. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.